Değerli izleyiciler, oyunumuz başladı, başlayacak. Mac üzere yani. Cep telefonları, görsel ve sessel kayıt aletleri, küçül küçül de gözüme gir boyut mini kameralar, tiyatronun elektronik sistemini ve oyunun akış güvenliğini olumsuz yönde etkilemekte, oyuncuların sinirini dingildetmektedir. Japon icat etti diye elindeki cep telefonuna oyunu kaydetmek hakkına sahip olduğunu sanan izleyiciye sahneden inerek iki tokat atmak aşkıyla yanıp tutuşmaktadır oyuncu. Üstelik oyun boyunca görüntü ve ses kaydı, fikir ve sanat eserleri telif yasasıyla yasaklanmış bulunmaktadır. Cep telefonlarınızı kapatınız. Dikkat ederseniz lütfen demedim. Çünkü lütfen deyince üstünüze alınmıyorsunuz. Salon kameralarla denetlenmektedir. Uyarıya uymayan olursa oyuna ara verilecek. Sahnedekiler salona inerek faili Bill Gates sudan gelene kadar döveceklerdir. Kayıtsız şartsız seyirler. Oyunu beyninize kaydediniz. Bir hafıza sorununuz varsa her gün geliniz. PKK'lı mısın? Hayır, Ankaralıyım. Türk müsün? Hayır, Çerkez'im. Kimlerdensin? Çatıroğulları'dan. Hangi örgütten onu soruyorum? Bana keriz numarası yapma! Bir numara yaptım yok, o kerizlik bende doğuştan beri var. Hiçbir örgütle alakam yok, beni adamdan sayıp alacak örgütle zaten ben girmem. O örgüt İbrahim'e kaldıysa örgüt bile sayılmaz. Bana bak İbrahim, ben çabuk sinirlenen bir adamım. Bu benim en sakin halim. Sinirlenirsem senin için hiç iyi olmaz. Sinirlenmeyin, sinirlenecek bir şey yok. Sinir hiç kimseye yaramaz. En sinirlenmesi gereken benim. Bakın ben bile ne kadar sakinim. İyi, o zaman anlat bakalım sakin sakin. Anlattım ya komutanım. Yani sayın amirim, askerim ben. Vatanı görevimi yapmak değil. Onu biliyoruz. Ben dönüp dolaşıp aynı şeyi anlatma. Niye firar ettin askerden? Firar etmedim. Ne firar ya? Dağıtımım yapıldı. 3 gün yol verdiler. 2 gün Ankara'ya uğrar. 3. gün gider birliğime teslim olurum dedi. Birliğe teslim olunmaz. Birliğe katılınır, karakola teslim olunur.
Bana bak. Sen bu yaşa kadar niye askere gitmedin bakayım? Olmadı. Ne olmadı? Kısmet oldu. 16 yıl kaçmışsın lan askerden. Evet lan. Boğazından çıkanı kulağın duysun. Böyle bir çarparım duvara çıkartma olursun ha. Sen bana nasıl lan diyorsun lan? Siz bana nasıl diyorsunuz? Size demeyin o zaman. En sinirlendiğim laftı. Hayatta hiç kimse bana lan diyemez. Ben bu yüzden enişteyi bıçakladım. Cinayetin de var yani ha? Hayır, enişte yedi canlı olduğu için bir bok olmadı. Neyse neyse. Enişte katliamına daha sonra geliriz. Bana bak. Sen 16 yıl askerden kaçtıktan sonra niye kalkıp askere gittin? Kısmet işte. Ne kısmeti be? Asker kaçağı olarak yakalanıp Burdur'a jandarmayla gönderilmişsin. Ya eniştenin inekliği. Beni ihbar etti. Ne? Yani ne? İhbar etmeseler gitmeyecek misin askere ha? Ha? Sen bu vatanın evladı değil misin? Evladım. Dıyımdır yani. Kafa geldim T nokta C nokta. Şimdi bu vatan benim İbrahim diye bir evladım yok mu diyor. Bana bak İbrahim. En sinirlendiğim şey soruya soruyla cevap verilmesidir. Sen sormayacaksın, ben soracağım. Sen cevap vereceksin. Cevabın içinde soru işareti olmayacak. Bana sen 16 yıl nasıl kaçtın askerden? Seni kimler kolladı? Kimse kollamadı. Ne kollaması? Benim gençliğimde bizim askerlik şubesi bir binadan bir binaya taşınmış. O sırada bazı dosyalar kaybolmuş. 16 yıl beni hiç kimse arayıp sormadı. Sen niye gidip arayıp sormuyorsun? Beni niye arayıp sormuyorsunuz diye ha? Ha? Canın askerlik yapmak istese gider sorarsın. Gittim sordum. Almanya'ya gidecektim ben. Bir ara askerlik kağıdı lazım oldu. Gittim şubeye. Senin burada kaydı kuydun yok dediler. Sonra oradaki yazı çocuk İbrahim abi şube taşınırken bazı dosyalar arazi olmuş. Seninki de o arada gitmiş herhalde. İstersen sen artık bu işi hiç kurcalama. Siktir et dedi. Nüfus kağıdını götüreceksin. İkametgah kağıdını götüreceksin. Yeni dosya açtıracaksın. Lan! Sayın amirim bilmiyorum siz dört dala mı gittiniz fakat kimse askere öyle koşa koşa gitmez. Ben de şöyle bir işimi kurayım ondan sonra giderim dedim. İş kurma işi biraz uzadı. Ben askere gitmeyeceğim demedim ki. Lan lan deme vururum ha. Siz de demeyin ben de vurabilirim ismim İbrahim. Bana bak. Sayın amirim. Bu İbrahim arkadaşımız çok stresli. Daha sorgulama kıvamında değil. İzin verin ben kendisine biraz nöroloji ve de endokrinoloji yapayım. Rahatlasın. Siz ondan sonra sorgulayın amirim. Memurum. Buyurun abi. Sus. Şimdi bana bak. Bu iki gün içinde Ankara'da planladığın eylemler mi vardı? Kimden emir alıyorsun? Ne eylemi ya? Garajda polisten niye kaçtın? Orada kimlik kontrolü yapılıyordu. Askerim bir sorun problem olur diye öyle koşmuş bulundum. Senin ordu içinde gizli faaliyetlerin yok mu be? Ne gizli faaliyeti? Askerde gizli faaliyete vakitim var. 1-3-3-5-5-7 devamlı nöbetteyim ben. Bütün nöbetleri İbrahim'e yazarlar. Niye bütün nöbetleri İbrahim'e yazarlar? Kerizim ya ben. O Cemalettin Yüzbaşı da bana gıcıktı. Niye gıcık sana Cemalettin Yüzbaşı? Lan dedi diye kafa attım. Bellanın tekisin sen yani. Enişteye bıçak, Cemalettin Yüzbaşı'ya kafa. Hayır komutanım ben aslında çok sakin adamımdır. Sadece bu lan lafına tahammülüm. Bana bak. Seninle Burdur'dan Ankara'ya gelen otobüste başka asker var mı? Yok. Onların Ankara'da bir işi yok. Onların Ankara'da bir işi yok. Ama senin var değil mi? Onlar kim? Öbürleri. Dağıtımı yapılan öbür tercih. Öbürleri. Bir örgütsünüz yani. Evet. Ha, güzel. İşte böyle tatlı tatlı konuş İbrahim. Şimdi örgütün başı kim? Albay Niyazi. Albay Niyazi de işin içinde iyi mi? İlden diri çocuk da amirim. Memurum sus. Örgütün adı ne? Türk Silahlı Kuvvetleri. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Hayır lan soruyorsun söylüyoruz. Şu an içinde bulunduğum örgüt Şanlı Türk Ordusu. Sayın amirim. Sanırım bu İbrahim arkadaşımız boş konuşarak bizi oyalıyor. Bu sırada öbürleri eylemi gerçekleştireceğim. Memurum! Buyurun amirim. Sus! Emredersiniz amirim. Ben sus dedikten sonra emredersinize gerek yok. Ben emrettiğimi bilmiyor muyum? Anlaşıldı amirim. Anlaşıldığına gerek yok. Anlaşıldığını biliyorum.
Anlaşıldı mı? Sayın abim, sanırım bu memur boş konuşarak bizi oyalıyor. Bu sırada öbürleri eylemi gerçekleştirecek. Hangi eylemi? Bilmiyorum, memurum bilir. Nedir o eylem öyle? Bana bak İbrahim. İçeride gayet hijyenik işkence aletlerimiz var. Senin gibilerini çok gördük. Makineye bağlandı mı bülbül gibi öterler. Ne makinesi? Öttürücü. Memurum sus. Evet, sus. Sus. Fakat ben tabii hiçbir zaman işkenceden yana değil. İnsan insana böyle bir ayıbı yapmamalı. Sayın abi, bizim yaptığımız bir şey yok ki. Makine otomatik. Basıyorsun düğmesini, kendi kendine yapıyor. Ortada bir ayıp varsa makinenin ayıbı. Evet, onun için bütün bildiklerini anlat. Seni çükünden tavana asmak zorunda kalmıyor. Onu da yapıyor mu makine? Tabii canım. Makinenin yapmadığı yok ki. Memurum. Şimdi buna bak. Sen Ankara'da neden doğru o eve gittin? O ev merkez mi? Ne merkezi ya? Muzaffer'in evi. Muzaffer benim 40 yıllık arkadaşım, kan kardeşim. Muzaffer seni tanımıyor. Nasıl tanımıyor? Tanımıyor. Muzaffer beni tanımıyorsa ben onun evinde ne arıyorum? Amirim, o çukurdan bir tane de beni çevirir mi? Hayır. O zaman az birazcık ara verseydin. Çok uzun sürdü bu soruşturma benim. Artık illaki bir sigara içmem şart. Muzaffer'i getir. Muzaffer de mi burada? Evet, burada. Gelsin bakalım. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Ya madem Muzaffer burada, sen kaç saattir onu niye getirtmiyorsun sayın amirim? Getirttir Muzaffer'i. El sıkışıp öpüşelim. Kapansın bu konu ya. Ha işte geldim. Merhaba Muzaffer. Neresi be karşıma ya? Kim bu? Ben bunu tanımıyorum. Tezgah mıyım var ha? Ne diyorsun sen Musum? Adımı bir yerden öğrenmiş oldum. Ben bunu tanımıyorum. Hiç açmayayım benim başıma. Alo Musum. Oğlum Zafer. Ben senin kan kardeşin değil miyim? Evine zırt pırt girip çıkar adam değil miyim? Söylesene be. Hayır, ben bunu tanımıyorum. Avukatımla görüşmek istiyorum. Ne oldu memurum? Ne gülüyorsun şimdi? Şey amirim. Bugünlerde her yerin avukatını istiyor. Çok üst üste oldu bu avukat esprisi. Otis şahattım yani. Ya Muzo, sen nereden tanımıyorsun beni? Ben sizi tanımıyorum kardeşim. O zamandan beri sizli bizli olduk Muzo. Bana bak. Sen bu adamı tanıyor musun? Tanımıyorum dedim ya, ne istiyorsunuz benden ya? Aynı meçhul bir cinayeti benim üstüme mi yıkacaksınız? Seni tanımıyor. Yalan söylüyor sayın amirim, nasıl tanımıyor? O beni tanımadan ben onun evinde ne arıyorum? Doğru, o da var ya. Senin evinde ne arıyordu bu? Benim gelenim gidenim çok olmuş. Akşam ev yine kalabalıktı, birileriyle gelmişti. Kimle geldiniz bizim eve? Niye varla çekip gitmiyorsunuz? Niye gizlice bir odaya girip bizim evde kalıyorsun kardeşim? Siz kimsiniz, terörist misiniz, nesiniz ya? Oğlumuz o kahvenin alemi yok. Sen niye şimdi burada beni tanımamazdan geliyorsun? Bu tipi tanımıyoruz. Lan çıldırtmayın beni be! Sayın amirim! Bu iki arkadaşı çok gerginler. Biraz elektrik verelim, hemen birbirlerine oturmalılar. Hayır memurum, işkence yok. Bana bak, siz ikiniz, siz suçunuzu biliyor musunuz? Ne suçu ya, bizim bir suçumuz yok. Öyle Mus falan diye birinci çoğul şahıs konuşması, ben tanımıyorum. Üç ayrı suçtan aranıyorsunuz. Yok ya. Evet. Ben onunla birlikte aranıyor olamam. Sayın amirim, bu iki arkadaşın birbirlerini hatırlamaları için bir elektroşoka ihtiyaçları var. Hayır memurum, işkence yok. İşkence yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne karar giderim. Benim Strasbourg'da. Avukat arkadaşlarım var, şahat dava açarım. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Biliyorum. Muzo. Ha, ona göre yani işte. Sayın amirim, bu Muzaffer'in lafla falan yolu geleceği yok. Çin'den gelen yeni makineyi denir. Hayır memur, hayır. İşkence yok. İşkence yok. İşkence yok. Bakın, suçlarınızı itiraf eden birer ifade hazırlattım ben. Basın altına imzayı, bitsin bu iş. Vakit geç oldu yani ha. Bizim de çoluk çocuğumuz, evimiz, barkımız var yani. Bir suçu sayın amirim, benim bir suçum yok. Benim tek suçum bu Muzaffer'in evine gitmek. Karak asker kaçarsın. İş askeri mahkemeye giderse yanarsın. Asker kaçak olan değilim. Dağıtımım yapılmış birliğime katılmaya... Uzatmayın, imzalayın şunları be. Ben hiçbir şey imzalamam. O imzalamadıktan sonra ben hiç imzalamam. Ne imzalacakmışım? Bunları imzalamadan
buradan çıkamazsınız. Ne onlar? Suçlarınızı itiraf eden ifadeler. Neymiş o suçlar? Otomobil gaspı, marketten para gaspı ve de kahveye molotof kokteyli atma. Sayın abinim, siz mutlaka beni başka bir İbrahim'le karıştırıyorsunuz. Ben 4 aydır askerim. Zaten bu taraklarda bizim olmaz. Benim tek ideolojik sorunum enişte. O yalan söyle olabilir fakat benim bu işlerle hiç bilgim yok. Ne yalan söyleyeceksin be? Hop, bir dakika. Bakın, eğer suçunuz yoksa mahkemede her şey çıkar ortaya. Bu eylemlerin, beraat edersiniz yani, bu eylemlerin yapıldığı gün ve saatte nerede olduğunuzu ispat edersiniz, kurtulursunuz. Ama bu böyle hazırlanmayacaktı bana bak. Buradan geriye dönüş yok. Burada Sayın abim, ben niye bunu imzalık mahkemelerde sürüyorum? Askerim ben ya. Bırakın beni, gideyim birliğime teslim olmam lazım. Benim gece otobüsünden gitmem şart, sabahın iştimada olmam lazım. Beraber ya bunları imzalarsınız. Yahut da memurum size döve döve zorla imzalatır ha. Ben ortada bir tatsızlık, işkence olsun istemiyorum. Ben sizi düşünüyorum, o kadar işte ha. İmzalar imzalaması, ben gidebiliyor muyuz? Nereye? Nereye askerim, ben birliğime katılmak istiyorum. Bana tüfeğimi verin. O mahkemeden sonra. Dur mu? O zaman benim askerliğim yanar. O yandı zaten. Yapma ya. Hadi imzala. İmzalamam. Askerlik kaldıktan sonra ne imza olacakmışım? Ne imza olacakmışım? Az genel kurmaya bir telefon edebilir miyiz? Bana bak. İmzalamadan çişe gidemez. Ne çişi ya? Benim çişim falan yok. Biz mahkemede hemen beraatler miyiz? Suçun yoksa tabii. Benim suçum olacak. Benim bu işlerle alakam yok. O zaman ben imzalayayım, kurtulayım. Siz bu muzoyla uğraşın. İmzalama salak. Sensiz salak. Sen imzalama da gör ananinkini. İmzalayayım sabaha kadar dayak yiyelim, işkence mi görelim? Sabahleyin illaki imzalayacağım. Madem imzalayacağım, sabaha kadar odaya haybiye niye yiyorum ben de? Değil mi komutanım? Yani sayın amirim. Çok zekisin İbrahim. Aslında ben cin gibiyimdir. Fakat belli etmem. Belli oluyor. Buna rağmen belli oluyor değil mi? Belli oluyor. Bak İbrahim, biz öyle işkence, dayak gibi şeylerden hiç hoşlanmayız. Ayrıca yani bizim için de yorucu olur. Evet sayın amirim. O dün akşam gelipten ısrar ettiler imzalamayacağız diye. Sabaha kadar uğraştırdılar bizi. Sabahleyin kan revan imzaladılar. Bütün itirafnameler kan oldu. Hadi Buzo, sen de imzala. İmzalamasam ne olacak? İmzalamama yok. Ya imzalanacak? Ya imzalanacak? Çete dedikleri siz mi oluyorsunuz? Hayır, onlar daha değişik bir fraksiyon. Bana bak Muzo, ya şimdi bunu hemen imzalarsın. Ya sabaha kadar işkence dayak. Hah, istersen biraz dayak ye, 5. imzalarsın. Ben işkence dayağı hiç gelemem ya. Doktor bey, benim sağ ayak baş parmağımda batık var. Ben onu aldırırken baygınlıklar geçiriyorum. Şimdi imzalarsam mahkemede reddedebiliyor muyum? Tabii. Bunlar sadece dosya tamamlansın, mahkeme başlayabilsin diye formalite bırakmış. Formalitesi imzalarım ya. Güzel. Şimdi söyleyin bakalım, 3. adam. Hangi 3. adam? Bu eylemleri 3 kişi yapmışsınız, değil mi? Üçüncünün de adını söyleyeceksin ki dosya tamamlansın, mahkeme başlayabilsin. Ne 3. adamı ya? Ben bir tatsızlık olmasın diye imzaladım. Ve şimdi bir de 3. adam mı uyduracağız? İbrahim, verin bir arkadaşınızın ismini. Olsun bitsin. Yoksa mahkeme başlamaz. Başlamasın ya! Ben imzaladım ha, pişman oldum zaten ya. Ne imzalıyorum istemediğim suçun altına ha? Mahkeme başlamazsa içeride öyle yatarsınız. Hangi içeride? Turistik tesislerimiz var. Tekli, double, single. Yalnız senin için tura hükmet yok canım. Ne yani, biz şimdi hapse mi giriyoruz? Ama öyle değil İbrahim. Olur mu sayın abirim? İbrahim bir dakika. Ama sayın abirim. Bir dakika İbrahim, bak. Hat. Suç ortada. İtiraf ortada. İkiniz de imzaladınız. Amca Seyran. İkiniz de imzaladınız. Ben şimdi sizi sokağa bırakamam.
Ben sizi sokağa bırakırsam ben suçlu durumunda kalırım. Bugün polisten şakır şakır eşar soruyorlar. Ama bak İbrahim, verin bir arkadaşınızın ismini. Verin bir arkadaşınızın ismini. Ben babalık yaparım size. Hemen dosyayı tekemmül ettiririm. Tamamlarım, gönderirim. Mahkeme başlar. İçeride fazla kalmazsınız. Yapma ya, benim yarın sabah eksim baktı. Çok önemli toplantım var. Ve benim de içtimaya yetişmem lazım. Gece otobüsünden gitmem şart. Söyleyelim o zaman birine. Aydın'ı söyle. Aydın Diktepe. Kim o? O arkadaş işte. Üçüncü adam. Esas çocuk. Adresi? Adres olarak tam bilemem de komutanım Kızılay'da balıkçılar hemen yanında büfesi var. Yahu Muzo, neydi bizim Aydın'ın büfesinin adı? Ay büfe mi? Dım büfe mi? Aa, ben sizi tanımıyorum ki kardeşim. Benim de efendi oturmuş televizyon seyrediyor. Erkenden yatıp uyuyacakken rüyamda Sherlock Stone'u görecekken senin yüzünden başıma gelene bak. Al dağıtım kağıdını efendi git birliğine teslim ol. Niye Ankara'ya geliyorsun? Hadi geldin. Babana git. Kız kardeşine git. Niye gelip benim başıma tembelleş oluyorsun? Benim de başımı yakıyorsun. Tanışıyor muyuz? Niye kıçına polis takıp benim eve geliyorsun? Siz bana mı söylüyorsunuz Allah aşkına? Sen bozma benim İbrahim. Hayret, adımı da bir yerden öğrenmişsiniz. Mahvoldum ya, tam zengin olacağım ki senin yüzünden başıma gelene bak. Polisten kaçtırıp bana söylesen beni çeyve alır mıyım sen? Ben polisten kaçmadım ki, ben o Arap polisin işgüzarlığı, ben koşuyorum diye kovalıyor salak. Kovalanacak bir şey yok. Her şey o dallama eniştemin yüzünden oldu. Enişte bizi ihbar etmez. Hayatımızda böyle polisi olaylar yok, askerlik yok, iştiba yok, komutan yok. Şuradan bir kurtulayım. İlk iş o enişteyi öldüreceğim. Sen niye bir kere burada beni tanımamazdan geliyorsun? Kız kardeşine gitseydin, enişteyi öldürseydin, enişte cinayetinden gelip buradan paşa paşa yatmaydın. Yatış öyle pek paşa paşa sayılmaz. Hatta yatış da denilemez. Böyle bir faul, bir duruş işte. Yahu karanlık işte, ne beni niye karıştırıyorsun? Ne karanlık işte, merak edin, seni görmeye geldi mi? Niye geliyorsun? Niye görüyorsun? Görüp ne yapacaksın? Gördün. Ne oldu? Muzo kan kardeşi değil miyiz? Ne lan kardeşime? Ulan küçükken yapılmış aptalca şeyler. Kan kardeş neymiş, parmakları kes birbirine. Sen de kan kardeşi. Oo, sen çok değişmişsin Muzo. Evet değiştim. Tamamen Allahsız olmuşsun. Benim tanıdığım Muzo gitmiş, yerine başka bir adam gelmiş. Mahvoldum ya, yarın sabah eksim bakta. Çok önemli toplantım vardı. Ya durup dururken Aydın'ın da başını ya. Niye onun adını veriyorsun? Birden aklım mal geldi. Remzi'yi mi söyleseydin? Kimsi sorma ya? Niye söylüyorsun? Mahkeme başlıyor ya. Başlamasın mahkeme. Sen askerden kaçıp bana gelmesen böyle bir mahkeme söz konusu değil. Yaktın beni İbrahim. Yakacakmışım be. Bir şey yok. Bir suçumuz yok ki. Her şey anlaşılacak. Olan bana oldu. Askerliğim yalnız. Sağ. Tamam kes İbrahim, kes. Bana da versene mi sigara? Veremem. Çok az sigaram var. Buradan ne zaman çıkacağımız belli değil. Oğlum Muzo, kıllık yapma. Bu durumda zaten yetmez o sigara. Rastla bir formül bulunacak. Attır bir sigara. Hayatta vermem. Muzo. Seni şimdi burada boğarım. O geri kalan cigaraların hepsini yalnız içmek zorunda kalırım. Her cigara yakışımda rahmetlinin cigarasıydı diye dertlenir. Beni böyle derin derin dertlere garg etme, attır bir cigara. Ayıyla aynı kafese kapatılmış gibiyim. Sensin ayı. Asman öğrenmiş mi? Bilmiyorum.
Bana ne? Evlenmiştir orası. Sen o karı için geldin değil mi Ankara? Hayır oğlum, ne ilgisi var? Ne ilgisi yok, tutuklandık. Buradan nasıl çıkacağız demiyorsun, Asuman evlendi mi diyorsun? O kadar Asuman'ı merak ediyorsan babana gitsin. Kız kardeşine gitsin. Ben onlarla küsüm. Allah cezanı versin İbrahim. Verdi işte, daha ne verecek? Benim de suçum var peki? Ya benim bir suçum var peki? Bu arada bir polis seni kovalıyorsan hıyar gibi kaçıp benim eve geliyorsun. Polis zaten heyecan arıyor, pat içerideyiz. Benim yarın sabah eksim battı, çok önemli toplantım var. Fransızlardan sipariş almışım, burada atölye tutmuşum. Fıstık gibi fiyat almışım, yarın sabah eksim battı, kredi alacağım, iş bitecek. Saat gelene kaçıp bana gelmesen. Ben yarın sabah zenginim ya. Ben askerden kaçmadım oğlum, dağıtım yapıldı. Niyazi Albay bana kıyak yaptı, 3 gün yol verdi. Gider 2 gün Ankara'ya uğrar, oturur muzoyla efendi yine bir rakı içeriz dedim be. İyi bok yedi. Polis niye seni takip ediyor? Hiç, polisin salaklığı işte. Ben kaçıyorum diyor, kovalıyor salak. Kovalanacak bir şey yok. Sen niye kaçıyorsun? Hiç. O da benim salaklığım işte. Kaçıyorum ben, bir askerim, ben dağıtımım yapılmış, yol kağıdım kıt çevrimde, her bokum nizami, ben ne kaçıyorum, kaçılacak bir şey yok da. Tabii polis bana birdenbire, hey sen gel buraya, gel buraya, gel buraya. Sen niye Burdur'dan Siirt'e Ankara üzerinden gidiyorsun, bakayım 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 bakayım. Yoksa Ankara'da muzayla oturup efendi yine rakı falan mı içeceğim? Diyecekmiş gibi bir psikoz oldum. Yani öyle polisten göz göze kala kaldık. Ben koşmaya başlayınca o salak da kovaladı tabii. Kovalanacak bir şey yok. Askerlik esnası biraz geçmiş olduğum için Burdur'da da çarşı izinlerinde falan asker elbisesi giymiş terörist diye çok götürüldü bu. Genelde götürüldüm yani. Devamlı götürüldüm işte. O zamandan beri bende polis ya da as nokta iz nokta gördü müdü? Öyle bir kaçmak psikozu yermişti. Sıçacağım psikozuna. Herkes gibi 20 yaşında hissedin askere. Üç kurimandan sonra giderim askerde rahat ederim dedim. Ne işi be? Ben bildim bileli kumar oynarsın. Sermaye olmadan şimdi neyle kuruyorum ben? Satalım şu dükkanı dedim, babam sattırtamadım. Benden kıymetli oldu osuruk dükkan. Kumar oynama lan sermaye, neyle yapıyorum ben? Sittin senedir kumar oynuyorsun, ne gibi bir sermaye yaptın? Tamam şimdilik kötü gidiyor. Ama bir gün dönecek bu şans. Döndü işte. Mahpustayız. Burası mahpus ne gibi göre? Nazarethane. Mahpus. İkinci perdede. Bana bak, Kızılay'daki büfeyi kaç yıldır işletiyorsun? 7 yıldır oradayım ben, orada herkes tanır, hiç kimse hiçbir yanlışım olmamıştır abi. Hıp abi demeyeceksin bana, amirim diyeceksin. Tabii abi, yani affedersiniz durumu bilmem memzeyen kaynaklarını, sayın amirim hiç böyle bir durumda kalmış değiliz o bakımdan yani. Beni Kızılay'da herkes tanır, 7 yıldır orada kimseyle en ufak bir tartışmam olmamıştır. Kitapçı tabiye sorun. Benim adımı vermeden sorun. Kim oranın en efendi büfecisi deyin aydın demezse biletlerimi keserim. Bir tek bir vergi borcumuz vardı geçen yıldan. Onun için getirdiyseniz beni buraya, onu bu yıl cezasını ödeyeceğiz. Muhasebeci gitti konuştu, ver gidi arayışta. 3 taksi bileceklermiş, şu ayı çekmeyeceksin. Kızlar gelir gider senin büfeye. Herkes gelir, kızlardan kimler geçiyorsa onlar gelir işte. Ankara'da olup da kızlardan kim geçmez? Yani şöyle... Sürekli gelen belirli tipler yok mu? Var. Ha. Onları anlat bana. Onlar kim? Oranın taksicileri, balıkçılar. Ben örgütü soruyorum be. Örgütü. Hangi örgütü? Senin bir örgütle ilişkin yok mu? Hayır Sayın Amirim, benim hiçbir örgütle ilgim yok. Fakat tabii bizim her örgütten müşterimiz olur. Ha. Biz bilir miyiz hangi örgütten?
Dev yolcusu gelir, hizbullahçısı gelir, kızıl arabası. Her örgütten adam geçer oradan. Ben parayı uzatarım, alı veririm. Hangi örgüttensiz diye sormam. Şimdi bana bak. Taksiye üçünüz birlikte mi bindiniz? Yoksa biriniz taksiyi gasp edip öbürlerini başka bir yerden mi aldınız? Hangi taksi? İbrahim Şatır'ı tanır mısın? Tanırım. Muzaffer Gürtepe'nin? Tanırım. Arkadaş mısın? Evet. Güzel. Marketten para gaspında üçünüz birlikte miydiniz? Hangi market? Bana bak, aydın, aydın. Benim de sabrımın bir sınırı var. Vakit geçiyor. Hemen bütün bildiklerini anlat. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum amirim bey. Benim anlattığınız olaylarla hiçbir ilgim yok. Yok ya. Yemin ederim Sayın amirim. Baba yemin ediyor, yemin ediyor gözlerimin içine baka baka. Yalan yere yemin ediyor. Hep böyle yaparlar. Daha bir tanesinin çarpıldığını görmedim ha. Çok haklısınız Sayın amirim. Ya, kimi getirsek buraya? Suçsuz, hiçbir şeyden haberi yok. Biz sanki kimi tutuklayacağımızı bilmiyormuşuz gibi ya. Sanki. Sayın amirim, ben bu aydın arkadaşımızı isterseniz laboratuvara alayım. Şöyle etrafı bir dolaştırayım. Sonra getireyim onu. Hayır memurum, işkence yok. Bence de olmaması gerek, insanlık dışı bir şey. Evet evet, ben de zaten elimden geldiğince yaptırtmıyorum. Yoksa içeride dünya standartlarına uygun donanımımız var. Mesela göbekten iş ettirebiliyor. Ama bu iş değil tabii, bayağı tıbbi bir operasyon. Onun için sen bana söyle bakalım şimdi, söyle. Bu kahveye attığınız molotof kokteyllerini evde mi yaptınız yoksa dışarıda bir yerden mi aldınız? Ne gülüyorsun lan? Lan ne gülüyorsun? Affedersin, sinirim bozuldu. Bozma sinirini, benim de sinirim bozulacak sonra. Ha, bak. Bak burada İbrahim ve Muzaffer'le birlikte işlediğiniz suçların birer tutanağı var. Bak, onlar imzaladılar, kurtuldular. Sen de bas altına imzayı, bitsin bu. Ben onları tanırım fakat böyle bir suçları işlemişim yok. İbrahim şu an asker, zaten bir yanlışlık olacak. İbrahim ve Muzaffer şu anda aşağıda nezarethanedeler seni bekliyor. İstersen hemen bas altına imzayı sürün, git kavuş arkadaşlarına. Yok imzalamazsan bana bak. Sabaha kadar işkence, dayak, sabah memurum seni bir sedyeyle kan revan içinde götürür bırakır arkadaşlarının yanına. Ben ortada bir tatsızlık, işkence olsun istemiyorum. Ben seni düşünüyorum. Tamam da amirim, benim anlattığınız olaylarla hiçbir ilgim yok. Niçin durup dururken böyle bir suçu isteneyim? Üstlen diyen kim sana be? Üstlen diyen kim? İmzala. İmzaladın diye ipe gitmeyeceksin ki ha. Eğer suçsuzsan suçsuzluğu mahkemede çıkar ortaya. Ben suçsuzum zaten. Benim işi imzalamama gerek yok. Bana bak Aydın. Benim de sabrımın bir sınırı var dedim sana ha. Lan ben daha eve gideceğim be. Ha? 2 saat uyuyacağım. Ondan sonra tekrar çocukların yapamadıkları matematik problemleri var bu arada. O problemleri yapacağım. Ondan sonra tekrar mesaiye gireceğim. Bize de yazık be. Biz de insanız yani artık. Çok haklısınız Sayın amirim. Kaç gecedir uykusuzluk? Uykusuzluk bir şey değil. O matematik problemleri yok mu çocukların yapamadıkları? Birbiri istikametinde birbirinden 40 dakika arayla kalkan tren problemleri var. Çıldırtıcı yani. Evet, çok sinirdir o trenli problemler. Okuldayken ben de gıcık olurdum onlara. Bir de suyla dolan havuz problemleri. Yani Aydın kardeşim, onlar var ya, onlar resmen işkence. Sayın amirim! Ha. İşkence dediniz de aklıma geldi. Hayır memurum, işkence yok. İşkence yok, zaten işkenceye gerek de yok. Çünkü Aydın Bey kardeşimiz imzalayacak. Çünkü imzalamazsa dosya tamamlanamıyor. Dosya tamamlanmayınca mahkeme başlayamıyor. Bir kağıdı bana atfedilen bu suçları kabul etmiyorum. Konuyla ilgim yoktur diye yazıp imzalasa. Öyleyse tamamlasa dosya. Nasıl olsa mahkemede her şey ortaya çıkacak. Bir suçu varsa anlaşılır. Değil mi amirim? Değil. Sayın amirim, ben bu adın arkadaşımızı isterseniz laboratuvara alayım. Şöyle teknolojimiz hakkında gereken bilgileri tek tek vereyim. Sonra getireyim amirim. Evet evet, en iyisi olacak. En iyisi olacak. Aydın Bey kardeşimizi laboratuvara götür. Bir görsün böyle. Onun da beyni aydınlansın biraz. Ondan sonra buraya getir gene, bana bak. Sakın uygulamaya geçme. İşkence yok. Buyurun Aydın Bey. Ben şöyle alayım. İşkenceden kastınız nedir? Şimdi göreceksin. Müzik
iş nereye ne yapılacak? Yapılmayacak. Nasıl be? Tutsam tutsam ne kadar tutabilirim? Bir yere yapılacak herhalde. Alo memur bey. Amir bey. Alo. Kimse yok mu? Ne var? Kimsiniz? Sana ne? Ne istiyorsun? Çişim var. Yap o ya. Tam nereye? Bulunduğun yere yap. Yalnız dikkat et, gözlere doğru yapma, yüzüne geç. Hangi rüzgardan bahsediyor? Yıldız karaya. Dalga mı geçiyorsun? Evet. O da mı dalga geçiyor? Gayet tabii. Benim çişim ne olacak? Devamlı çişini düşünme. Başka şeyler düşün. Unutmak lazım. Ne unutması be? Ucuna gelmiş yapma durumundayım. Askerlik krallıkmış meğerse. Ben askerlere mapus yattım. Mapus yattım nerede? Tuvalet vardı, lavabo vardı, penceresi vardı. Gökyüzü görünüyordu be. Mapus yatmayı seviyorsun yani. Ne sevecekmişim? Askerlere ayıp eden günüm. Olay bile sayılmaz. Gazino sorumlusu Ekrem Başçavuş'a iki tokat attım. Başçavuş'a tokat atılır mı be? Girersin tabii içeri. Bana lan dedi. Asker de herkese lan denir. Askerin bir adı da lan'dır. Ben dedirtmem arkadaş. Dedirtmedim de ilk günden koydum ben tavrımı. Her sabah 5000 metre koşuluyor. 18 yaşında oğlanlar tazı gibi koşuyorlar önümde. Sen git de ablan gelsin. Yaylalar yaylalar. Ben de arkalarından yay topluyorum tabii. Hocam Alettin Yüzbaş'tan gıcık oraya dikilmiş birdenbire bana seslenip ihtiyar sen de koş götü kaldır lan demez mi? Hadi göt neyse de. Ulan lafını duyardık ben devrim döndü tabii. Çark ettim oradan geldim uçarak bir kafa hocam Alettin Yüzbaşı'ya. Şırak kaşı yarıldı. Seni oymadılar mı? Tabii ondan sonra sabahları içtimalarda çıkardı beni. Uzun uzun dövdü. Yarık kaş Cemalettin. Ondan sonra da öyle kaldı biliyor musun? Ne biçim koymuşsam kapanmadı o kaş. Ortadan hemzemin geçit kaldı. Ne kaldı? Yarık kaş Cemalettin. Çok dövdü beni yarık kaş. Çok dövdü fakat bir daha hiç lan diyemem. Öbür kaşın korkusundan biliyor musun? Ona da bir koysam o da hemzemin geçit. Dört kaş Cemalettin. Çok dövdü beni. Fakat bir daha hiç lan diyemedi. Ben dedirtmem arkadaş. Yalnız bu çişin tutulacak durumu kalmadı. Aynen şöyle bir kenara yapılacak. Ortalık kenara yapacak mısın ya be? Şöyle kenara yapacağım işte. Yapma ya leş gibi kokar. Allah Allah Musa seninki gelince ne olacak? Bilmiyorum. Buraya kapatan insan çişi geldi ne yapacağı düşünülmemiş. Hadi çişi tuttuk diye. Büyük gelince ne yapacağız? Maymun muyuz biz kafese yapalım? Ondan sonra Avrupa topluluğuna girmeye uğraşıyoruz. Afrika topluluğu kurulsa bizi oraya da almazlar değil mi? Bir avukat mı şahımsak acaba? İyi olur aslında. Nereden ne yapabiliriz? Telefon etmemiz lazım. Nereye? Benim teyzemin kızı var Melda avukat. Benim onda vekaletim var. Tamam da benim onda vekaletim yok. O önemli değil. Ben çıkarım sen kalırsın içeride. Ben seni düşünmüyorum ki tamamen kendimi düşünüyorum. Alo! Alo memur bey! Ne var? Efendim bir telefon edebilir miyiz? Nereye telefon edeceksin? İki kız arkadaş çağıracağız. Bu saatte kızlar ölmüşler. En iyisi siz birbirinizi yapın. Eşi ol eşek. Eşi ol eşek senin babandır. Sen de eşi ol eşek, ol eşek oluyorsun. Oraya gelirse masum ol diye bir kreşante ver bana. Esprinin sırası mı hayvan herif? Bizim buradan çıkmamız şart. Telefon etmemiz şart. Senin için hava hoş. Askerde şimdi içeridesin.
Üstelik burası daha rahat. Nöbet yok, içtima yok. Kaç sigaramız kaldı? Sigaramız diye genel bir durum yok. Ya tamam, kaç sigara kaldı işte? Kalmaz sigara, bitti. Ne olacak? Bırakalım sigarayı. Sağlığa zararlı zaten. Bütün dünya bıraktı, bir tek biz Türkler içiyoruz. Dalga geçme, var sende sigara. Evet var, ama öyle patakütü içilmemesi lazım. He. Ne teklite içilmesi lazım? Benim içesim geldiğinde sana böyle bir iki fırt verir. Çakman gazı bitmiş. Ya olsun, var bende çakmak. Senin sigara içmek istediğinde verirsin. Ben yakarım, sana da muhakkak bir iki fırt veririm. Çok adisin İbrahim. Ateşin olsa sen benden adisin. Yalnız bu çişin tutulma safhası şu an burada son buldu. Yapılma safhasına geçiyoruz, bir iki üç. Ya devamlı söylen de! Söylene söylene, benim içini de getireceksin. Kamuza tutsam tutsam daha ne kadar tutabilirim be? Çiş tutturucu hareketlerim. Muzo, konu değiştirmek için içelim mi cigaralarımızdan birini? Hayır. Ya nasıl olsa bitince para verilip alınacak. Ya param var mı? Askerim ben, bende para ne gelir? Ama sende vardır Eksim Bank, Taksim Bank. Asker değilken hiç paran olmadı ki. Muzo, para dediğin herkes olmaz ki. Birinde vardır, o harcanır. Benimki bitince ne olacak? Sende para biter mi Muzo? Bitti. Mahvoldum. Yarın Eksim Bank'tan krediyi aldım aldım, alamadım mahvoldum. Uçara kaçara çek yazdım. Hepsi karşılıksız çıkacak. Sonunda mahsup oynayacağım. Muzo, boylamadan kastın ne? Daha yatay bir durum mu yani? Tamamen içerideyiz işte. İbrahim seni öldüremedi gene. Sakın ha, sonra mahsup oynarsın. Cigarasına bir oyun oynayalım mı? Kumar mı? Ya o basit bir oyun. Sana bir soru soracağım. Bildim ve bilemedim, veriyorsun cigarayı. Tabuk bir soru soracaksın. Niye durup dururken sigaramı riske atıyorum? Ateşin varsa. Sen zahmet etme. Ver ben yakayım o cigarayı. Hayır. İçmiyorum. İçmeyelim. İçilmesin arkadaş. Ayrıca Asuma o Asuma'yla evlenmiş. Muzaffer İbrahim ve ben o gece yoldan bir taksi çevirdik. Biraz ilerleyince dayadım bıçağı taksi şoförünün ensesine. Yavaştan sağa çek, arabayı sövetmeden in dedim, paşa paşa indi. Geçtim direksiyona doğru, markete gittik. Elde bıçak daldım içeri. Muzaffer'le İbrahim de peşinden geldiler. Kasadaki herifin burnuna dayadım bıçağı, aç kesme dedim, açtı. Muzaffer'le İbrahim paraları marketin naylon torbalarına doldurdular. Hızla çıktık. Kasvettiğimiz arabayla bir kahvenin önünden geçerken İbrahim oraya hiç gereği yok ya, sırf şamat olsun diye molotof kokteyli attı. İbrahim'in böyle dallamalıkları vardır. Hop hop hop. Sen olayları birbirine karıştırıyorsun evlat. Hepsi aynı gece değil bu olaylar. Öyle mi? Abi taksi işi 13 Ocak, market işi 18 Ocak, 5 gün sonra. Ama olmadı ki. Ne olmadı lan? Ben 18 Ocak'ta Ankara'da değildim. Haydi ya, kapat memurum, kapat şu makineyi, kapat. Nasıl yani lan, nasıl? Sen 18 Ocak günü Ankara dışında mısın? Maalesef İzmir'deydim. Sayın amirim, zaten robot resmi de hiç benzemiyor. Memurum kes ya, kes. Biz burada bir örgütü çökertmiş, elebaşlarını tutuklamışız. Sen hala robot resim dertindesin be. Senin robot resim dediğin nedir ya? İki görgü şahidinden bir tanesi esmer diyor, bir tanesi sarışın diyor. Bir üçüncüsü çıkıp kumral bir tip çiziyor. Yani senin anlayacağın. Robot resim dediğin şey hem herkese benzer hem hiç kimseye benzemez. Çok haklısınız sayın amirim. Ben de örgü çökerttiğimizi tam olarak algılayamamıştım. Evet. Sayın amirim, evet. Biz bunların fotoğraflarını basına verelim. O örgü çökertildi. Aranan 3 terörist yakalandı diye başlık atsınlar. Evet, olabilir, olabilir. Ve sayın amirim, bize de mükafat falan verirler değil mi? Terfi ederiz lan. Maaşımıza da bir incezem yaparlar mı? Plaket verirler.
plaket mi? Evet. Sayın amirim, bizim evde binlerce plaket var. Çoluk çocuk plaketlerle oynuyor, kocaman oldu. Plaketin bir alım gücü yok. Tamam kes ya, kes. Şimdi bu herifin 18 Ocak günü İzmir'de olması konusu ne olacak? Evet. Bana sen 18 Ocak günü İzmir'de olduğunu ispat edebilir misin? Nasıl yani? Yani şahidin var mı? Yok. Güzel. Peki sen İzmir'de resmi bir evrak imzaladın mı? Hayır. Ha, tamam. O zaman sen İzmir'i hiç karıştırma. Senin Ankara'da olmadığını kim bilecek? Evet, kimse bilmiyor. Çalıştır makineyi memurum. Anlat bakalım. 18 Ocak gecesi evde bıçak İbrahim ve Muzaffer'le daldık marketin içeri. Kasada herifin burnuna dayadım bıçağı, aç kasetim açtı. Muzaffer'le İbrahim paraları marketin naylon torbalarına doldurdular. Hop hop! O kadar naylon torba almayın, her müşteriye bir tane. Diye böyle küstahlaştı, kasadaki tip bıçakla alnına iki çizik attım. Marketten çıkarken İbrahim Aral market yazısını kalın ispirtolu kalemle Aral'ın başına Y, sonuna Ü koyarak yaralı markete çevirdi. İbrahim'in böyle gereksiz sunulukları vardır. Hemen bir taksi çevirdik, taksici öncemizi almak istemedi. Hüp dedik, korktu aldı. Taksiyle doğru kahveye geldik, içeri girmeden kahvenin kapısında üç molotof kokteylini içeri attık. Taksiyle oradan uzaklaştık, İbrahim takside gökten üç molotof kokteyli düşmüş, biri yapana biri atana. Olayları sen iyice karıştırdın evlat. Bu Molotov kokteyli işi 9 Şubat olayı. Öyle mi? Tabii karıştırdın olayları. Sayın amirim, ben montaj yaparken bunları bir ayırdım. Memurum kesme söyledin herhalde. Nail lafı makine kaydediyor. Bant yanlığı oluyor. Bak şimdi evlat. Hadi sen taksi işini market işinden ayır. Yalnız taksi işini anlat. Market yok mu? Market sonra. Muzaffer İbrahim ve ben o gece yoldan bir taksi çevirdik. İbrahim öne oturdu. Muzaffer'le biz arkadayız. Ben tam şoförün eysek dediğindeyim. Çıkardım tabancayı. Lan demin bıçak dedim be. Öyle mi? Evet. Demin bıçak dedim. Hikaye bıçak diye gidiyor. Montajlayamayız. Hayır bıçak markette o. Başka bir kere. Takside tabanca çektim ben. Bana bak öyle mi? Evet. Dayadım tabanca şoförün sesini yavaşla sağ çık araba hiç dümetmeden indirdim. Kuzu indi. Ya demin paşa indi demişti. Memurum kes. Sonra sen geçtin direksiyona. Arabayı alıp duydunuz değil mi? İbrahim geçti direksiyona. Ben elimde tabanca arkadayım. Demin ben geçtim direksiyona dedin. O elimde bıçak oldu o zaman. O başka bir gece, o taksi başka taksi. Amirim siz olayları birbirine karıştırıyorsunuz. Neyse abirim. Kasette hepsinin itirafları mevcut. Aydın arkadaşımız da çok yorgun canım. Hain makine. Çok fena hırpaladı. Ne söylediğini bilmiyor. Evet. O zaman en iyisi sen Aydın Bey kardeşimizden boş bir kağıda imza al. Üstünü sen doldurursun. En doğrusu. Çünkü ben olayları hiç bilmiyorum. Amma sivrisinek var ha. Uzman piyade iğneci sıhhiyeci gibi sokuyor. Sizi sokmuyorlar galiba. Soku. Ben sivrisineği tanımıyormuş gibi yapıyor. Hiç yüz vermeyeceksin bu sivrisineğe. Soktuğunu acıttığını hiç belli etmeyeceksin. Şimdi belli edersen zevk alıp daha beter sokuyor. Ayağımı içtim uzak. Şu ayağımı şöyle alsana. Kıpıldatamıyor musun? Üstüne basamıyor musun? Başınca çok acıyor. İşkence mi yaptın? Ha. Bilgisayarlı otomatik falakaları var. Ara sıra ritmi yükseliyor. Yani bateri solo gibi. Siz yapmadılar mı? Yok. Şimdi amir bize tüyo verdi. Şimdi imzalayın. Mahkemede reddedersin dedi. Biz sana imzaladık. Ya bana ne dedi fakat ben imzalamayı çok saçma buldum ya. Saçma tabii canım. Falakadan başka işkence var mı? Tabii falaka başlangıç. Başka neler yapıyorlar mı? Muhtelif. Yani çok değişik makineler var. Her şey bilgisayara bağlı. Fakat çok temiz. Hastane gibi. Yani devamlı etraf temizliyorlar. Hiç ortalıkta kan falan yok. Öyle mide falan kalkmıyor. Sonra ilk yardım araç gereçleri var. Bir şey olsa serum her şey var. Birkaç kez bayıldım. Hemen ayıldılar ya.
Bir. Yalnız bekleyeceksin, sokacak. Sokar sokmaz ineceksin beynine. Çünkü sokarken uçamıyor. Çok canlı yaklılar değil mi? Affedersin Aydın. Şimdi iş öyle oldu ki... birinin adını vermek gerekti. Yoksa mahkeme başlayamıyor. Bir daha sen aklıma geldin. Sağ ol. İşin yok oğlum, bir suçumuz yok ki. İlk gelse de fırt diye çıkacağız. Benim bu olaylarla hiçbir ilgim yok. Namusu ortada olaylar denilecek bir şey yok. Abartma, ne olayları ya? Ben kaçtım, polis kovaladı oğlum, biten bu. Polis seni niye kovaladı? Ben kaçıyorum diye. Niye kaçıyorsun? Polis beni kovalıyor diye. Sen kaçmaya başlamadan polis kovalamaya mı başladı yani? Tabii onun öyle olması çok zor coğrafi bakımından da. Fakat nasılsa tamamen öyle olmuş. Sebep? Ya bir sebep yok. Nasıl yani ya? Ya şimdi polis görünce kaçmaya başlıyor. Bu kaçınca da polis kovalıyor tabii. Bu hıyar gibi bizim eve geliyor. Polis bunu takip ediyor, bizim evi mimliyorlar. Biz daha rakıya oturamadan polis evi sardı. Ambulans, özel tim, ekip otosu falan derken megafonla teslim olun diye bağırıyor. Biz hiç üstümüze alınmadık tabii, ne alakamız var? Biz katta öğrenciler oturuyor, onlara bağırıyorlar zannediyorum. Ya ben direği açtık, operasyonu izleyelim, teröristleri görelim diye. Bir baktık bize doğrultmuşlar tümeyi, bize sesleniyorlar teslim olun diye, iyi mi? Kulağılıp gittiler. Oh, kurtuldum bu İbrahim'den diye düşünürken. İçeride neler atlattıysa. Sonra gelip beni de aldı. Bir şey anlatmadım. Ne anlatacağım, anlatılacak ne var? Bir bok anlattı ki gelip aldılar. İlk geldiklerinde niye bana ilişmediler? Ya ne bileyim be, ben kendim niye tutuklandım bilmiyorum ki, seninkini bileyim. Vardır bir bokluğun. Hayali ihracat, mayali ihracat. Natasha'lar falan bu. Evet, ondan işte ya. Aydın gördüm bak, bunu hiç düşünememiştim. Hiç düşünememiştim. İkimiz de bu muzonun ayağına tutuklandık. Neyse, canın sağ olsun muzo. İbrahim Aslan bozma, üçümüz de senin yüzünden buradayız. Öyle değil mi? Tamam be, bir şey yok, bir suçumuz yok ki, bizi burada ne kadar tutabilirler? 24 saat, bir evin 48 saat, bunun bir süresi olması lazım. Bizim yarın sabah nöbetçi mahkemeye çıkmamız lazım 9'da. Mahkeme 9'da olsa, 9'da merak ederiz, sen 9.30'da gidersin bankana. Aydın 10'da bübesine, tam gaz, ben düz kontak, Siirt'te akşamüstü, Siirt'teyim, ne var? Ya abartmayın, her şeyi abartmayın, ne oldu ki be? Üçümüz birlikte böyle bir gece geçirmiş olduk. He? Ne zamandır birbirimizi görmüyorduk. Siz ikiniz de Ankara'nın göbeğinde, kim bilir ne zamandır görüştünüz. Evet, epey oldu onlar. İyi ki tutuklandık. İsterseniz bugün 13 Haziran Dünya Tutuklanma Günü olarak kutlayalım. Hadi hep beraber şey söyleyelim. Haydarpaşa Garı... Durumumuzun öyle kurtarılacak bir durum olmadığı kesin. Kader işte. Ne kaderi? Ne demek kader? Bir daha duymuyor. Herif anlattığı gaspa suçlarından bizim ne ilgimiz var be? Biz mazumuz. Birilerinin suçunu bizim üstümüze atmıyor, uğraşıyorlar. Bir avukat bulsak fırt diye çıkacağız. Hiç sanmıyorum. Ben her şeyi itiraf ettim. Hangi her şeyi? Otomobil gaspını, marketten para gasp edişimizi, marketin alnına bıçakla çizik çekişimizi, bir kahveye molotof kokteyl atışımızı, hepsini üçümüzü nasıl planlayıp yaptığımızı bir anla.
Çişim var. Yapma ya. Daha demin yaptı. O öyle devamlı yapar. Sizin de varsa gelmişken yapın, zırt pırt çişe gelmeyelim. Benim yok. Bizim yapmamız çok uzun iş zaten. İki elde kelepçe. Ben mahkeme öyle filmlerdeki gibi uzun uzun sürecek. Biz savunmamızı yapacağız. Sonra haftayım olacak. Araya reklamlar girecek. Sonra gene bize fikrimizi falan soracaklar diye düşünüyorum. Hakim zırt dedi, bırt dedi. Neye uğradığımızı anlamadan mahkeme bitti. Sonra yaz kızım diye yazdırdığı dalgadan hiçbir şey anlaşılamadı. Ben o sırada beraat ettik diye düşündüm. Hakim sordu ya, bir diyeceğiniz var mı diye. Tamam, biz suçsuzuz dedim. O bir bok demek değil ki. Onu bütün suçlular söylüyor. Bu ifadelerle ilginiz yok. Bu ifadeleri işkence altında verdik diyecektim. İşkence altında vermedik ki. Amirle konuştuk, tartıştık. En uygunu budur. Mahkemede her şey ortaya çıkar diye anlaştık da imzaladık. Benimki işkenceden sonra ama ne fark eder? Görüyorsunuz işte. Kaderin önüne geçilemiyor. Alın yazısı diye bir şey var arkadaş. Manyak mısın oğlum sen? Ne alın yazısı? Bizim üçümüzün birlikte mahpusa düşeceği doğduğumuz zaman alnımıza yazılmış. Buna kimse bir şey yapamaz. Kader neyse o. Saçma saçma konuşma. İbrahim'in dallamalı niye bizim kaderimiz oluyor? Sensin dallama. Bana ötüp duruyorsun. Sen niye bir şey söylemedin hakime? Ben tam konuya girecektim. Hakim tamam yeter anlaşıldı deyince suçsuz olduğumuzu anladı diye düşündüm. Çünkü onları söylerken hakim o kadar babacan bakıyordu ki bize, hakimin gözlerinin içi gülüyordu. Beraat ettik diye düşündüm. Öyle hıyar gibi iki saat konuya giremezsen öyle olur işte. Ya sen? Hakimin karşısında esas duruşta durmuşsun. Hakim ne dese, evet, hayır, evet. Ağzından başka laf çıkmadı be. Mahkeme deneyimimiz yok oğlum. Ben ilk defa mahkeme görüyorum. Daha büyük bir salonda falan olacak zannediyorum. Simit getir. Simitçi durumu ciddiye aldı. Bize doğru geliyor. Para ver buzu. Niye 10 tane söyledi? Siz yemeyecek misiniz? 6-7 tane yerim. Bana burada. Simitçi ben onların en iyisi hepsini alayım. Sana şimdi paranı veriyorum. Tepsiyi de veriyorum bir dakika. Bunları şöyle alalım. Alın lan. Al şunun da üstü kalsın. Muzu abim sana kıyak yapıyor. Usta burası neresi? Bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Bu tren nereye gidiyor? Bilmiyorum. Kimle konuşuyorsun? Bilmiyorum. O senin kıçı kırık avukat niye bir bok demiyor? Dedi o. Ne gerekiyorsa dedi ben de.
Zırt yasasının bilmem ne maddesine göre, ona göre, buna göre her şeyi anlattı. Hukuken olayı anlattı kız. Evet, benim 18 Ocak'ta İzmir'de olduğumu da söyledi. Çok kral bir savunma yaptı aslında Bella. Daha bir boka yaramadı. Market sahibine helal olsun, bu adamlar değil mi? O iple taksiyonları niye bunlardı diyor? Ben gecenin karanlığında iyi göremedim. Bunlar olabilir dedi. Kesin bunlar demedi ki. Niye tutuklandık o zaman biz kardeşim? Mahkeme bitmedi. Mahkeme bitene kadar tutukluluğumuz sürecek. Mahkeme bitince çıkacağız. Ne zaman biter bu mahkeme? 10 Ağustos'a gün verdi. Aa, 10 Ağustos'a kadar hapiste miyiz yani biz? 10 Ağustos'ta öyle pat diye bitmez ki. Daha epey sürer bu mahkeme. Niye bitmesin kardeşim? Ne suçumuz var? Bir suçumuz olmaması daha da fena. Gitsin konuşsun o zaman Melda o taksi şoförüyle. O taksi şoförü de çıksın, bunlar değil de arkadaş desin. Emredersin. Melda'yı görünce söylerim. Benim askerlik ne olacak? Hapisten çıkınca direkt alırlar, kaldığın yerden devam edersin. Yaptığım 4 ay yanmaz değil mi? Yanmaması lazım. Yanmaz. Duruma göre değişir. Yanar. Yapma ya. Olsun, ne olacak İbrahim? Daha gençsin. Büyüyünce gidersin askere. Yetiştirdim ben bu çiçekten. Çankırı cezaevinde. Saksıda ağaç oldu. Çıkardık bahçeye diktik. Bakın burada bir türlü serpileme de gitti. Çankırı ne olsa buraya göre biraz farklıdır müdürüm. Şimdi Temmuz buranın en sıcak zamanıdır. Siz daha buranın dışını görmediniz. Çok acayip ayaz olur. Ne ya, ne diyorsun sen ya? Çankırı'da ayaz olmaz mı lan, ne diyorsun? Olur mu? Çankırı'da ayazın... Bak. İki malta eriği de çekirdekten zart diye çıktı. Çerdekten değil mi müdürü? Hayır, çekirdekten. Çerdekten değil. Geçen sene gel, savcı beyle oturduk. İki tane malta eriği yedik ve... Sus lan! Sus! Ha, bu yedinci kuruştaki vaziyet nedir? Yokluğuma alınabildi mi? Bu yedinci koğuşla baş edemiyoruz müdürüm. Kapının arkasına dayamışlar, ranzaları içeri giremiyoruz. Sayım vermiyorlar, içlerinden firar var mı yok mu bilemiyoruz. Ama olmaz ki canım, olmaz ki. Sayım alınmazsa, yoklama yapılmazsa firar da olur, armak olur. Ne istiyorlarmış bunlar? Vallahi onu bilemiyoruz. Devamlı slogan atıyorlar. İsterseniz ben bir konuşma yapayım şuna. Otur. Ağır konuş. Ya, hiç faydası olmaz. Hiç faydası olmaz. En tehlikelisi var ya, bu dincilerle devrimciler. Yani del öldüğün gıkları çıkmaz. Ağzından burnundan kan aksın, dinci dua okuyor, devrimci slogan atıyor. Bu devrim dedikleri şeye öbürlerin Allah'a inandıkları gibi inanıyorlar. Yok canım, bunlarla baş edilmez. Ben daha sakin bir hapishaneye tayinimi isteyeceğim. Gel. Rahatsız ettim sahip ediyorum. Cender boğuş teröristi getirmiş. Hangi boğuşa verelim? Ha, insanlar. Geçen ay yakalanan orgu. Ha, militan değil mi onlar? Evet sahip ediyorum. Öyle militan bir halleri var tamamen eline. Onları ayrı ayrı koymak lazım. İsterseniz savcı beye bir soralım müdürüm. Ama şimdi yani her bok savcı beye sorulmayacak. Her bok ona sorulursa buranın müdürü o olur değil mi? Ben nerenin müdürü oluyorum o zaman? Öt bakayım. Öt. Bak.
Bu arada çok haklısınız Sayın Müdürüm. Ayrı koymak lazım onları. Garantiye alabiliriz. Bence el çünkü ayrı ayrı koymak lazım. Bunlar devamlı kavga ediyorlar. Bana kalırsa bunlar birbirlerinin şişlerine Sayın Müdürüm. Üçünü ayrı ayrı hücrelere koyun. Hal ve gidişlerine bakarız. Eminesiniz Sayın Müdürüm. Sayın Müdürüm. Ha. Başka bir eminiz var mı? Var ya sen bize iki çay daha. Hey. İki çay daha. Aa, Osman Efendi bir dakika. Bir tane bahçıvan mahkum vardı. Sen git o bahçıvan mahkumu bul, gelsin baksın bakalım bu çiçeğin nesi var, niçin serpilmiyor bu çiçek burada, gübresini mi fazla verdik, toprağı mı eksik geldi, güneşi mi az geldi, suyu mu fazla, anlayamadık gitti canım, niçin serpilmesin bu çiçek burada? Müdürüm aynısından Çankırı Hapishanesi'nde yetiştirmiş orada ağaç yok. Ne de olsa Çankırı buradan biraz farklıdır. Ya hiç farkı yok canım, hiç farkı yok. Ben her gün bakıyorum ben Çankırı kaç derece, burası kaç derece. Yani bir derece. 2 derece. Ya oynuyor ya oynamıyor. O kadar ya. Sen en iyisi bunu getir şu başıma mahkumu da şu çiçeğe bir baksın ya. Sen bunu ne diyorsun mahkumu Sayın Müdürüm? Yavrum beni. Senin tayin ediniz de Sayın Müdürüm. Ben de buradan çok memnun değilim yani. Öyle sakin bir hapishane olursa ben de kabul buyurursanız tayin olmak isterim yani. Ama yani... burası da o kadar fena değil. Ayrıca müdürüm artık öyle sakin bir hapishanede kalmadı yani. Kalmadı ama acaba biz bu çiçeği balkona mı çıkarsak biraz? Yoksa sarımsaklasak da mı saklasak? Mustukların suyu içiliyor mu acaba? Bilmiyorum, sen iç bir dene. Sana bir bok olmazsa biz de içeriz. Musluğun üstünde no drink falan yazmıyor. Musluktan su akmıyor. Yapma ya. Cigara nereden ne yapılacak da? Bilmiyorum, daha önce hiç içeri düşmedim. Bir kantini falan yok mudur mu hapishanenin? Vardır mutlaka, ben askeri hapishanenin kantininde mal veriyordum. Askeriye başka oğlum, askeriye de her şey düzenlidir. Bu sivil işler çoktandık. Benim bugün kaç tane çekim karşılıksız çıktı. Kaç tane senedim protesto oldu biliyor musunuz? Hepsinin arkasını yazdırmıştım. Aa diyorlar. Tamam buza takma bu çek senet işlerine. Olan oldu artık. Bak, benim de askerliğim yandı. Buz takma mı oğlum ya? Bu çek senet işi en bok iş. Mafyası var adamın yakasına yapışıyorlar. Burada kimse senin kılına dokunamaz. Ben dokundurtmam bir kere. Ben buradan bahsetmiyorum. Çıkınca ne olacak? Ne zaman çıkacağımız belli mi? Bugün yarın çıkacağız. Müebbet değiliz ya. Yanlışlıkla bulunuyoruz. Ayrıca bu çek senet mafyası çok acayip. Hapishanelerde de adamları var. Şişletiyorlar, bıçaklatıyorlar. İcabında öldürüyorlar. Yapma ya. Takma kafalarına yazılmamışsa olmaz. Ya yazılmışsa? Ona bir şey yapamazsın. Kader. Buza bence yazılmıştır. Yoksa burada ne işimiz var? Garden Bey sigara nereden aldırabiliriz? Cigara diyoruz. Nereden ne yapabiliriz? Kaç paraysa vereceğiz. Siz dev yol musunuz? Yok biz bok yoluna gittik. Efendim biz yanlışlıkla burada bulunuyoruz. Bugün yarın çıkacağız. Buraya herkes yanlışlıkla gelmiştir. Sahiden suçlu hiç yoktur. Herkes suçsuzdur. Ben biliyorum bu hikayeyi. Ne sigara siz diyorsunuz? Ben 2 karton Marlboro Light, bir box'ta kibrit rica edeyim. Siz de bir şey aldıracaksanız para verin. Bende para yok. Ben seninle Light'tan çifter içerim artık. Nasıl yok be, içeri düşmeseydin siirt hangi parayla gidecekti? Sen Ankara'da bana bir kayak yapacaktın, daha sana konuyu açamadım. Başka bir şey istiyoruz be. Bana da 1 karton 2005 kutu kibrit. Gardiyan Bey su nereden ne yapılacak? Orada musluk var. Bak bu ya. Akar arasına akar. Sen bana 3 şişe de su al. Dedinki de kapuska mı? Sana kapuska mı gelmiş? Şansına küs. Nasıl be, sana ne gelmiş? Portakallı ördek. Nasıl ya? Şarap soslu yapmışlar. Sosu hafif buruk. İşletiyor seni, üçümüzünki de aynı. Tabii biliyorum zaten. Demek kapuskanın içinde bir parça ördek vardı, o da bana rastladı.
Pek sevmem aslında. Siz de kafanızı fazla takmayın. İyi pişmemiş. Bunun sosuna şarap katmakla olmaz ki. Ördeği alacaksın. Bir gece önceden şaraba yatıracaksın. Şarabın Fransız şarabı olması lazım. Öyle ördeğin Fransızca bilmesi yetmez. İş alır oğlunu işkenceyi yedirecek. İş alır oğlunu işkenceyi yedirecek. Burada işkence var mı dedi? Var ki bas bas bağırıyorlar. Yok onlar siyasi, onlara yapıyor olabilirler de bizim öyle bir durumumuz yok. Ayrıca biz bülbül gibi konuştuk. Biz ne konuşacağız? Biz ne konuşacağız? Sen inek gibi konuştun. Siz de koyun gibi itirafnameler imzaladınız. Aa, ben imzalamayacaktım bu İbrahim. Zat diye bastı imzayı. İmzalamasaydım ben sana zorla mı imzalattım? Zaten o sırada tanışmıyorduk. İmzalama da gör ananınkini. Sabah kadar dayak ye. İmzalarsın diye babaladı. Dolduruşa getirdim panik halinde imzaladı. Allah cezanı versin İbrahim. Nerede kaldı bu kar ya? Niye getirmiyorsun sigaraları? Paranın üstüne yapmış olmasından bu. Getirir canım, niye getirmesin? Getirip bahşiş alacağım. Tamam getirsin veririz bahşiş. Bahşişi sıkı tutarsak rahat ederiz. Tabii tabii, bu gardiyan bizim elimiz ayağımız. Ne buna para dayanmak ki? Hakime Ustus'un kaçında dedi mahkeme için? Onu. Daha Ustus 15 gün var, 25 gün ben çıldırırım burada be. Teşekkür ederim. Ben light istemiştim. Bundan varmış. Ben bunu hayatta içemem. İki karton istemiştim. Kantinde bir karton varmış. Paranın üstü? Burada para üstü olmaz. Kimse de bozuk bulunmaz. Olmaz ki kardeşim. Haklısınız. Çok haklısın. Böyle mapusane olmaz ki. Sen aç resepsiyona telefonu, çek fırçanı. Kafes gene boş kaldı müdürüm. Yeni bir kanarya yansaydı. O da ölü. İçime uktu oldu. Bana bak. Kuş kafeste yaşamaz. Doğada uçması lazım. Onun kafes için yaratılmamış ki. Bak şuraya bak. 2 yılda ölen 4. kanarya bu. Artık almayacağız. Ya muhabbet kuşu alabiliriz sahibi. İstemem. Kuş kafeste yaşamaz. Ne demişler? Ha? Bülbülü altın kafese koymuşlar. Altın değil lan bu kafes, altın kaplama demiş. O hikaye. Vay be kuşa bak. Ya o hikaye. Onun için ne yapacaksın? Ha? Nebatatla uğraşacaksın. Ama onun da dibine eşeleyeceksin. Suyunu vereceksin, gübresini vereceksin. Bak sen çok iyi biliyorsun. Geçen sene şurada Samsi Bey'le oturduk. 2 tane Malta yeri yedik. Ben zart soktum 2 çekirdek saksıya. İkisi de çıktı ama bir tanesi öyle maydanoz gibi kaldı. Bakın bu maşallah. Aldı başını geliyor. Bana bak. Bunun saksısını değiştirmek lazım. Evet müdür, bu saksı buna küçük geliyor artık. Bravo. Sonra Mart ayında buna ne yaparız bir de? Ha? Kalem aşısı yaparız. Şimdi Mayıs'ta kalem aşısı yapılmaz. Mayıs'ta ne yapılır? Ne? Mayıs'ta yaprak aşısı yapılır. Ya bana bak be. Bugün Mayıs'ın 20'si değil mi? Evet müdürüm. Şişt, 20'si değil. Geç kaldı. Kim? Geç kaldı canım. Kim ya? Ya Filiz Kram fırtınası patlaması lazımdı, geç kaldı. Yani bu fırtınalar ara sıra böyle 1-2 gün geç kalıyor yani. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? 1-2 seneye kalmaz biz meyve alırız bu Malta eriği ağacından. Vallahi siz onu da becerirsiniz müdürüm. Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun? Çankırı Cezaevi'nin bahçesinde 4 tane Malta eriği ağacı vardı. 4'ünü de ben çekirdekten yetiştirdim. Her biri birer küfe meyve veriyordu. Vay be. İşte benden sonra gelen müdür kestirmiş. Vay katlarma, niye kestirmiş müdürüm? Çok büyümüştü ağaçlar, dallarından birkaç viral olmuş. O da kestirmiş yani. Kökünlerle kestiriyorsun be adam, yani kökünlerle kestiriyorsun. Bak ne demiş Cemalettin Nabedid? Zavallı soğanımdan piyaz yapmış bahçıvan.
O hikaye işte. Kökünden ne kestiriyorsun be adam? Ben konuşa konuşa büyütmüşüm. Yani bu nebatat aynen insan gibidir kardeşim. O kadar hassastır, o kadar hassastır yani. Kökünden ne kestiriyorsun be? Ben çocuğum gibi büyütmüşüm onları. Çocuğum gibi yani. Çok üzülürüm. Nebatat, nebatat çok hassastır. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Mesela şimdi ilkbahar geldi, ağaç çiçek açtı. Ne yapacaksın? Ne? İltifat edeceksin be. İltifat edeceksin ya. Ondan sonra mesela yaz geldi, ağaç meyve verdi. Sen gittin ağaca ne yapacaksın? Yerim. Ulan teşekkür edeceksin be. Ağaca. Tabii. Olur mu ya? Aynen insan gibidir, her bir lafını anlar. Tabii tabii. Çok hassastır bir kere. Hassas, hassas. Ya Savcı Bey de... Ya bana bak be. Bak şimdi daha önce ben Çankırı cezaevinden önce Sivas cezaevinde ne yaptım ben biliyor musun? Ne yaptım? Çekirdekten armut yetiştirdim. Çok zordu. Çekirdekten armut en zoru. Çünkü bir yer armudun çekirdeğini önce iyice kurutacaksın. Şimdi biz ne yaptık? Armudun çekirdeğini kuruttuk. Toprağı, gübresi, suyu... Yok, zart kurudu gitti. Neden? İltifat etmedim, konuşmadım. Olur mu ya? Çok hassastır, her bir lafını anlar. Dabi dabi. Aynen insan gibidir. Savcı Bey'e de anlatıyorum bunu. Savcı Bey de bana diyor ki insan... Savcı derken, ya buna bak. Bu yedinci koğuştaki vaziyet nedir? Yoklama alınabildi mi? Hayır müdürüm, içeri giremiyoruz. İki gardiyan arkadaşımızı yaraladılar. Bir gardiyan arkadaşımızı esir aldılar. Onlar ordu gibi içeride. Yaklaşınca cam parçaları atıyorlar. Neyle atıyorlarsa o cam parçalarını gelip böyle bıçak gibi saplanıyor ya. Havalandırmadan bayıltıcı gaz verin. Verdik sayın müdürüm. Havalandırma deliklerini alçıyla kapamışlar. Gaz geri tepti, gardiyanlar bayıldılar. Alçıyı nerede buluyorlar? Bulur mu böyle şey ya? Ya neyi bulamıyorlar ki sayın müdürüm? Olmaz ki kardeşim ya. Olmaz ki yoklama alınmazsa. Sayın yapılmazsa firar da olur, her bok olur. Sonra ben baba müdürüm değil mi? Benim mahkumum bak bunu yapmamalı. Gayet tabii sayın müdürüm ama gene de durum bakanlığa bir bildirin, asker göndersinler. O koğuşa girerse Sungulu asker girer. Biz giremeyiz. Gel. Saygılar sayın müdürüm. Aa, Osman Efendi iyi ki geldin. Bak şimdi sen hemen git. Bize iki tane büyük saksı al gel. Ben istemem. Al. İki tane büyük saksı al gel. Çünkü biz ne yapacağız? Biz Malta eriye ağacının saksısını değiştireceğiz. Çünkü Malta eriye ağacının kökleri aynen incir ağacının kökleri gibidir. Örümcek gibidir. Böyle çok çetrefillidir. Onun için büyük saksılara koyacağız. Çok çetrefillidir. Bir tanesi var ya Çankırı'da. Dış nizamiye duvarını çatlattı. Oha! Katkiyen yanlış yere dikmeyeceksin Malta eriye ağacını. Emredersiniz sayın müdürüm. Osman Efendi sen niye gelmiştin? Ya şey diyecektim. Ede ya. Bu İbrahim Gül'ü gene bırakmamışlar mahkemede. Onlar koğuşa geçmek istiyorlar. Hangisi onlar? Hani geçen senin önceki sene terörist diye geldikler. Üç kişi mahkemede hala sürüyor. İki yıldır içerdiler. Her mahkemeye gidişlerine bizden ve dalaşıyorlar. Merak ya. Akşamüstü kendisi geri geliyorlar. Onları hala bırakmamışlar. Ya onlar sakacağız tipler. Bu durum alabiliriz mi koğuşa? Evet ama koğuşlar sakıncalı, hangi koğuş alalım kardeşim? İbrahim benim için hiç fark etmez. Kardeş koğuş da olabilir diyor. Müdürüm şu an için çocuk koğuşu boş isterken geçici bir süre olarak oraya alalım onları. Evet. olabilir. Onları çocuk koğuşuna alın ama Osman Efendi sen önce bizim iki tane büyük saksıyı get. Hakim bize taktı. Bizim başka bir örgütle ilişkimiz ortaya çıkmış. Ne örgüt be? Biz örgüt değiliz ki başka bir örgütle ilişkimiz olsun. Gel desem bana hakimi anlat. Artık üç arkadaş bir arada dolaştı mı örgütten sayılıyor zaten. O zaman örgütmüşüz gibi yapalım, rahat ederiz. Suçsuzuz diyoruz, hıyar muamelesi görüyoruz. Direkt ben de inanmaya başlıyorum zaten bu suçları işlediğimize. İki çizik attım marketçinin alnına çakıp çayla. Benim hemen bırakılmam lazım. Avukat o gece İzmir'de kaldığım otelden yazı almış. Benim o gece Ankara'da geçemediğim kanıtlanmış. Ben niye bırakılmıyorum arkadaş? Bu işin boku çıktı. Ben firar etmeyi düşünüyorum. En doğrusu. Yedinci koğuşta ölüm orucuna başlamışlar. Biliyorum. Biz de tutalım mı? Ben tutmam ana. Ben Ramazan'da da tutmuyorum. Ölüm orucu neymiş zaten? Biz niye ölüm orucu tutuyoruz? Ne bokuyorum?
Oruç tutan ölüyor, o öldüğüyle kalıyor. Üç gün sonra unutuluyor, konu kapanıyor. Şu ayıplar ölmez, şu ayıplar ölmez, şu ayıplar ölmez. Bak şu ayıp da gitti. Ya firar etmeyi düşünüyorsak yedinci koşta bütünleşmemiz lazım. Sanırım onlar bir tünel kazıyorlar, bir gece hepsi kuş gibi pır diye uçacaklar. Nereden biliyorsun? Hissediyorum. Ne kazıyorlar be? Kazsalar kazsalar kaç metre kazabilirler? Hadi kazdılar, gelin buyurun kaçıyoruz deseler ben kaçmam. Tabii salak olmuş. Sensin salak. Kaçarsak suçlu durumuna düşüyorsun. Tabii şimdi hiçbir suçumuz yok. Elinde sonunda anlaşılacak bu iş. Ne elinde sonunda be? İki yıldır içerideyiz. Suçsuz diyoruz, merak edemiyoruz. Hüküm giymiş Deliz'i. Tamam da kardeşim, inek gibi yatıyoruz ya biz bu mafya. İşimizden gücümüzden olduk, dükkan elimizden gitti. Bu böyle devam edemez, beni firar etmem şart. Benim de. Ben etmem arkadaş. Neden? Firar edersek mafızane kaçmış durumda düşüyoruz. Ben gidip böyle askeri teslim olamam. Bir yandan da asker kaçağı olacağım. Benim hayatım kayacak. Kaymış kayacağı kadar, daha ne kayacak? Ayrıca daha boktan bir durum var, siz de firar edemezsiniz. Delik bulduk, niye çıkmıyoruz? Siz firar ederseniz bu mahkeme siz yakalanana kadar sürür, ben buradan hayat boyu çıkıyorum. Böyle adilik yok oğlum. Birlikte girdik, birlikte çıkacağız. Aydın! Biz bu İbrahim'i bu gece şişleyelim. Hiçbir neler olacak artık. Sen şişi ayarladın değil mi? Şişe peynir hazır canım. Koğuşta mı? Aha. Zula'da mı? Aha. Sizi gardiyana ihbar edeceğim. Hiç sevmem böyle ihbar ayakları, fakat sizin hatırınız için bir kere yapacağım. Bunlar firar etmeyi düşünüyorlar diyeceğim. Size herhalde artık Hizbullah koğuşunu alırlar. Ben de o çocuk koğuşunda tek başıma çok daha rahat ederim arkadaş. Mahkeme nasıl böyle bir karar verdi? Ya biz de anlayamadık baba. Beraat beklerken hakim 24 yıl verdi. Nasıl oldu böyle bu iş? Bilmiyorum baba. Benim bu işlerle hiçbir alakam yok. Arkadaşlarının yüzünden mi oldu? Hayır, onların daha da alakası yok. Onlar tamamen benim yüzümden içerdiler. Bir terör işine falan mı bulaştın İbrahim? Yok baba, ilgimiz alakamız yok. Zaten marketçi bunlar değildi dedi. O taksi şoförü bunlar olabilir dedi diye hakim 24 yıl verdi. Taksi şoförü niye öyle diyor? O bir bok görmemiş ki gecenin karanlığında. Kimi görse bunlar diyecek. Fakat avukat itiraz dilekçesi yazdı. Ankara'ya temize gitti. Temizlenecek yani o iş. Koğuşta mı kalıyorsunuz? Koğuş kalabalık mı? Yok. Baba biz ayıptır söylemesi üç arkadaş çocuk koğuşunda kalıyoruz. Bir ihtiyacın var mı evladım? Yok baba, yok sağ ol. Baba. Asuman evlendi mi? Bilmiyorum ama öyle bir laf oldu işte. Evlendi değil mi o heriften? Galiba. Paran var mı paran? Var baba, var sağ ol. Nereden paran var evladım? Üç yıldır mapustasın. Birileri sana para mı veriyor İbrahim? Yok baba, öyle bir hikaye yok da burada para çok lazım olmuyor biliyor musun? Nasıl lazım olmaz evladım? İnsana hem çok mapushanede para lazım olur. İdareye para bırakacağım, oradan alırsın. Bırak baba, sizin daha çok ihtiyacınız olur o paraya. Yok evladım, yok. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Dükkanı sattık. Ne? Dükkanı mı sattınız? Niye satıyorsunuz? Delirdiniz mi? İlişten çok güzel bir müşteri bulduk. Temiz para verdiler, parayı aldık, bankaya koyduk. Çok güzel faiz alıyoruz. Rahat rahat geçiniyoruz evladım. İlişte sizi keten pereye getirmiş be. Yok evladım, yok. Bütün bankaları dolaştı. En güzel faizi o aldı. Para bankaya kimin hesabına yattı? Ben anlamam ki, beni kandırırlar evladım. Kız kardeşine gidip hallettiler o işi. Parayı da kendi hesabına geçirdi ha. Yok evladım, kız kardeşi ortak hesap açmışlar. Bu da fena. Niye fena olsun evladım? Elimiz cebimiz 3-5 kuruş para gördü. Para parayken satalım şu dükkanı dedim. Sattırtamadım sana be. Ben sana bir şey mi dedim ha evladım? Git şu askerliğini yap, gel. Satalım dedim. Şuradan bir kurtulayım. Git diş o enişteyi öldüreceğim. Kız kardeşim de artık dul kalsın. Ne yapayım? Bu
koğuşlarla baş etmek mümkün değil canım. Kaldıracaksın bu koğuşları, Amerikan sistemine geçeceksin. Her mahkumun kendisine ait bir odası olacak. Hücre gibi değil mi sayın ikinci müdürü? Evet ama hücreden biraz daha büyük, daha düzgün bir yer. Bunlar bir arada olunca birbirlerini dolduruşa getiriyor. Lan bir ölüm orucu. Hadi hadi hadi. Ne lan bu? Ben televizyonda Mehmet Ali Alçak'ın İtalyan'ın sensizde kaldığı odayı gördüm. Otur odası gibi, vallahi bizim evden büyük. Televizyonu var. O kadar teferruatlı olmasına gerek yok canım. Benim dediğim daha düzgün, tuvaleti muvaleti olan bir hücre. Ne demiş Cemalettin Nabedin? Her soğandan piyaz olmaz. O hikaye işte. Hücre tabii canım hücre. En doğrusu hücre. 70 kişi bir araya koyuncağız diyorlar tabii. Herkesin hücresi olsa yoklamada kolay olur. Bir fren oldu mu hemen fark edilir. Merhaba arkadaşlar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz sayın müdürüm. Tam gününde patladı Koskavuran fırtınası. Her yıl Mart'ın 23'ü. Hiç şaşmaz. Ne var ne yok. Haberler kötü müdür. Hayrola hayrola. Beşinci koğuştan 4 kişi firar etmiş. Sabah yoklamasını da mı öğrendiniz? Hayır. Gazete yazıyor. Akşam yoklamasında buradalar mıymış? Bilemiyoruz sayın müdürüm. Meclis yoklama aramıyoruz. Nasıl kaçmışlar? Onu bilemiyoruz. Gazete yazmıyor mu? Gazete ellerini kollarını sallayarak yazıyor. Nasıl olur öyle şey? Mahkum eliniz kolunu sallayarak kaçarsa dikkati çekmez mi canım? Bunlar örgüt müdürüm, bir yolunu bulmuşlardır. Ne yolunu buluyorlar be? Nasıl yolunu buluyorlar bunlar bunu böyle? Şimdi sayın müdürüm yani ben almam da mesela parayı yakalayanlar var. Ha. Tabii. Kaç paraysa veriyorsun, asker elbisesi getiriyorlar, polis elbisesi getiriyorlar. Öyle şeyler oluyor yani. Tabii canım ben kabul etmem ama biliyorsunuz rüşvet alan ikinci müdürler var. Kim? Kim bu ikinci müdürler? Hem... Ya niçin bu kadar çok ikinci müdür var bir kere? Evet o da saçma. Bu kadar çok ikinci müdür olmaz ki. Herkes birbirine emir veriyor. Kıdem sallayan da yok. Kimin ne yaptığı belli değil. Örneğin yalnız ben ikinci müdür olsam muma çeviririm bu hapishaneyi. Bravo, bravo. Savcı bir arada aramanızı söyledi. Aramayacağım. Çok meraklıysa bir daha arasın. Osman efendim bana bak. Sen hemen git. Hemen git. Şu saksıyı dolduracak kadar. Toprak al gel. Bugün Mart'ın 23'ü ve eklem gereken tohumlar var. Bak sana vakit geçiyor hadi. Evdesin sahi müdürüm. Sahi müdürüm. Gübre dahil mi? Al tabii canım. Gübresi olur mu? Gübre şart. Gübre. Ne oluyor ya? Ağlıyor. Kanaryalar geldi aklıma da birden. Kanaryalar sağken kanaryanın bokunu koyuyorduk gübre diye. Kanarya boku en iyi gübredir. Bu malta eriği ağacı o kanaryanın bokundan böyle büyüdü işte. Savcı Bey de gakkuk edeceğine gelsin de malta eriği ağacını görsün bir kere. Geleceğim dedi zaten. Yok ya. İşte arkadaşlar bu firar işi biz konu. Ayrıca bizim... Olayı gazeteden öğrenmemiz daha da enayice. Biz deriz ki savcıya, biz deriz ki biz biliyorduk da siz üzülmeyin diye söylemedik deriz savcı beye. Poker oynayalım mı? Hayır. Bizim koğuşa bir televizyon alalım mı? Niçin? Söküp içine bakmak için. Niçin olacak be? Maçları izleriz. Haberleri izleriz. Dünyadan haberimiz olur. Burada inek gibi oturmuş duvarlara bakıyoruz. Niye eviniz gibi yerleşiyoruz koğuşa? Müebbet mi? Bugün yarın çıkacağız. Bugün yarın derken epey vakit geçti. Bugün 13 Haziran. Dünya tutuklanma gününün 6. yıldır. Kutlayacak mıyız? 6 yıl oldu ha. Akıl olacak iş değil. Galiba biz bu 24 yılı yatacağız. Kaderimiz böyleymiş. Daha 18 yılımız var. Ben artık kendimi yaşlı hissediyorum. Çorap yıkadım yorulum. İsterseniz koşa bir televizyon alalım. Hangi parayla? Bilmiyorum. Bende para kalmadı. Kardeşim ara sıra kıyak yapıyor. Damarında işleri bozulmuş. İbrahim zaten zik.
Ne demek İbrahimciğim? 3 yıl önce babam gelip idareye bok gibi para bıraktın da o para harcandı. Para benim param demedim. Para bitti, şimdi adili gidiyorsun. Kimse de para kalmadı İbrahim. Senden para sakladı Muzo. He kalmadı be. Muzo'nun dolarları var. Aa! Oğlum 55. Niye? Dolar her gün yükseliyor. Ne gün bozdursan yazık. Hiç bozdurmayıp onlardan kapitöle kefen mi yaptıracaksın? O bizim öyle bir güvencemiz. Ha, yarık kaç kevayetli yüzbaşı vardı askerde. Çekser parası vermez. Asker git bana şunu top paket tükar alsa parasız vermez. Telefona veririm ben hayatta vermez. Aynen onun gibisin biz o. Oğlum senden para esirgemiyoruz ki, o para üçümüzün. Buradan bir şekilde çıkarsak ona acayip ihtiyacımız olacak ama. Bir şekilde bir an önce çıkmamız lazım. O kadar dilekçe yazdık, cevap bile vermediler. Avukatlar da bezdi. Ne biçim alın yazımız varmış be? Her bokta alın yazı. Niye be? Mahkeme çıksın be, kaçalım dedim, oran olmadı. Nereye kaçıyoruz mahkeme çıkınca? Üçümüz birbirine kelepçeli, sen salakçı, o jandarmaya kelepçeli. O jandarma arkadaşın memleketine doğru mu? Kesin be kesin, boş konuşmayın. Karı meselesi ne oluyor? İmkansız diyor gardiyan. Kaç paraysa vereceğiz dedi. Eskiden buradan kadınlar tarafına geçiş varmış. Bazı olaylar olmuş. Ne olmuş? Savcı duvar örmüş. Öbür tarafta düzgün karalar varmış fakat bu tarafa geçirilmesi imkansız. Ne imkansız be? Gazetede okudum. Kırmızı bültenle aranları Türkiye'ye giriş yapmış. Hapishanede sevgilisiyle buluşmuş, çekmiş gitmiş. İmkansızmış. Bu başka olan mı? Herif kırmızı bültenden aranıyorsa zaten devletin adamıdır. Ama gardiyan isterseniz size bir şişme bebek uydururum. Şişme bebek mi? Tabii, o da aynen kadın gibi işte. Şirin sırayla yaparız. İşimiz bitince söndürür bir kenara su alırız. Kişine güvenen bir daha şişirir, bir daha yapar. En temizi valla, hamile kalmaz, hastalanmaz. Hastalık kaplandı, kapladığı gibi bir takıntı olmaz. Plastik mi oluyor? Şimdi bu latekis denen bir dalga fakat değil, nesiyse o latekis öyle bilakis kadın gibi işte. Sen gördün mü hiç? Ben yaptım o. Ne zaman? Sivildeyken Ankara'da bir arkadaş Almanya'dan gidipmiş, bana da bir kere yaptırttı. Ha, bir kere çıktı yaptı. Evet, çünkü o arkadaş çok kıskançtı. Güzel miydi? Aynen kadın gibi ya. Kaç paradır? Bilmiyorum, gardiyana sormak lazım. Gardiyan alırım getiririm dedi mi? Evet. Aldıralım o zaman. İyi olur tabii. Burada da hangi parayla? Böyle bir iş için biraz dolar bozdurabiliriz. Çok iyi olur. Şart zaten. Çünkü bizim buradan ne zaman firar edeceğimiz de daha da tam da belli de değil de. Firar mı ediyoruz? Şart. Nasıl bir planın var? Bir planım yok. İyi. Tünel setler kazarız, ne var? O ileride kuyu kazmak gibi bir şey be. Tünel çalışma garanti değil. Ne zor? O kadar toprak nereye sulanacak? Ben sulanırım arkadaş. Aylarca uğraşacağız, tüneli bitiremeden halatlanacağız. Niye halatlanırız? Ben mi ihbar ediyorum? Ya o kadar toprak sulanamaz. Bizimki yedinci koş gibi, beşinci koş gibi girilemeyen bir koş değil ki. Zarf katiyen geliyor, zurt ikinci müdür geliyor. Ayrıca Musa'nın sıcağı tünelin epey geniş olması lazım. Aydın tabii biz şimdi kazabildiğimiz kadar kazarız. Muzo'yu da göz önünde bulundurarak böyle bir metro inşaatı yapacak halimiz yok. Senden çıkarız, Muzo sığmazsa icabında kendi bir özel tadilat yaptırır. Mütadil firmayla birlikte törenli bayraklı çıkış yapar. Adileşmeyin. Tünel Tünel, bunlar eskimiş yöntemler. Elimizi kolumuzu sallayarak çıkmamız lazım buradan. Geçen yıl DH KPC'ler nasıl kaçtı? Onlar örgüt oğlum. Bizim gibi üç arkadaş salak durumunda değiller. Bunlar dışarıdan acayip yardım gördüler. Çok sağlam bir plan yapmamız lazım. Hastayız diye kendimizi hastaneye aldırabiliriz. Üçümüz aynı anda mı hastalanıyoruz? Olamaz mı? Ne var? Hastalığımız ne?
Bilmiyorum işte, bulalım öyle bir genel hastalık, hemen olalım. Bir şeyden zehirlenebiliriz, yemekten mesela. Derhal midemizi yıkanması lazım deriz. Sahiden mi zehirleniyoruz? Yemeğimize az miktar zehir koyarız. Ne az miktar be? Onun az miktarlığını kim ayarlayacak? Sen az miktar geçtin mi geberir gideriz. Nereden buluyorsun böyle manyak? Kapushanenin ortasında zehiri nereden buluyorsun sen bir kere? Ben bir filmde görmüştüm, herifin biri Nazi kampında günlerce bir şey yemiyor. Sigara yaldızlarını küçük parçalar halinde dürüp yutuyor. Onlar gelip boş midenin yüzeyine yapışıyor, ötkende kanser gibi görünüyor. Bak hastaneye götürüyorlar, herif ölecek zannederlerken fırt kaçıyor. O filmde olur oğlum. Nerede manyak film var gider onu görür ha. Nerede görüyorsun sen bu manyak filmleri? Dönemeçli yeraltı sinemalarında mı? Bir kere günlerce nasıl aç kalıyoruz? Ben ölürüm be! Hastaneye cenazem gider. Demem hastanede ciddiye alınırsın imam bakımından. Tebeşir tozu yutalım. Ha? Ben okulda yapardım, ateş çıkarsın. Hastaneye gittik diyelim, oradan nasıl kaçacağız? Ha. Bilmiyorum. Fakat hastaneden kaçması buradan kaçmaktan kolaydır, onu biliyorum. Siz onu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Şiştiniz mi? Dinle, şişik dinleyin bakayım. Hastaneye girer girmez hemşirelerden birinin kafayı alıyorum. Aramızda ani, geri dönülemez vıcık bir aşk var. Çünkü tanışır tanışmaz kafadan evlenme teklif ediyor. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, benimle evlenir misiniz? Sıklı yıldır bu teklifi bekleyen hemşehrinin gözü bir dönüyor, böyle oluyor. Gözü. Birden bize kocam ve arkadaşları diyerekten masallardaki gibi pelerinin altına alıyor. Acil exit kapısından uçarak çıkarıyor. Sağ köşede ambulansın direksiyonunda bizi kim bekliyor? Kim bekliyor? Ambula. Biniyoruz direksiyona. Ambulans yani. Bu iş Stuttgart. Nasıl? Hemşire evlilik teklifini kabul etmezse? Bozma şimdi mükemmel planı. Bak şu karta kadar ayarlamışım. O kabul etmezse başka bir hemşire teklif ederim. Birinden biri kabul eder. Namşe hemşire kafadan kabul eder. Etti tamam, öyle salak bakmayın bana. Şu karttayız. İndiştat sentrum. Bütün hemşireler evliyse? Kader işte. Ne kadar be, anında ayırırım ben o kocasından. Kes İbrahim, kes. Kesmez yok, bizim buradan firar etmeniz şart. Çünkü enişte dükkanı satmış, lokma yapmış. Ooo, Suman evlenmiş. Kütür kütür vallahi. Çekirdeğini yeme, kenara koyar. Mudur bu ağaç oldu artık, isterseniz bunu bahçeye dikelim. Haziranda ağaç dikilir mi be? Haziranda ağaç dikilmez. Ağaç ne zaman dikilir? Ağaç Şubat ayında dikilir. Birinci cemre düşmeden önce. Dikkat et, o zaman tabiatın en azgın zamanıdır. Kuşların da sevişme mevsimidir. İnsanlarda da bir azm olur zaten o sıralar. Mudur isterseniz dış nizamiyen oraya da bir sarmaşık dikelim. Amerikan sarmaşığı diyorlar. Çok sırnaşık. Hemen sarıya dört bir ara. Ben oraya asma dikeceğim. Asmanın altına da bir çardak. Ne demiş Cemalettin Nabedin? Her sene aynı mevsim. Çardak gezerim. O hikaye işte. O da güzel olur müdürüm. Sen ne şahsiyetsiz bir adamsın böyle ha? Ben ne desem o da güzel olur müdürüm, bu da güzel olur müdürüm. Bir kere de hayır olmaz desene lan. Ben sizi şey yapmamak için şey yaptım sayın müdürüm. Öyle olmaz zaten. Ne lan o öyle? Dış nizami asma açar içeride ortaya havuz fişkiye. Orada mı bahçesi mi lan burası? Güzel. Güzel işte böyle ol. Fikrini belirt.
o fikir hıyarca da olsa belirt ki ne kadar hıyar birisi olduğunu ortaya çıksın. Ya ben siz şey dediniz diye şey yaptım sayın müdürüm. Yoksa dış nizamiyenin sarmaşık olmasının ne mahsuru var? Sonra çardak mükemmel fikir. Aa, ayrıca bana bak. Havuz ve fışkiye hiç aklıma gelmemiş. Gördün mü bak? O çardağın altına bir havuz, bir de fışkiye. Orada şu malta eriğinle bir güzel rakı içmezsem bana da müdür demez. Çok güzel olur müdürüm. Yeni gelen savcı içkiciymiş zaten. Bana bak. İçki için adam, adam gibi adamdır. O eski savcı neydi öyle? Sigara içmek, içki içmek, ot gibi herife. Tayin oldu, kurtulduk yani. Vallahi çok haklısınız sayın müdürüm. Gel, gel. Saygılar sayın müdürüm. Günaydın sayın ikinci müdürüm. Günaydın. Ne oldu Osman efendi? Gene firar mı lan? Yok sayın müdürüm. Artık öyle kolay kolay firar olmaz. Gözümüz dört açıyoruz vallahi. Bu çocuk koğuşunda kalan İbrahim Gül koğuşa televizyon almak istiyorlar. Kaç para şah veririz diyorlar. Alsınlar ya. Evet sayın müdürüm alsınlar. Sayın müdürüm ben düşünüyorum ki onlar kaç para ise bize versin. Biz yeni bir televizyon alalım. Yeni televizyonu buraya koyalım. Buradaki siyah beyaz televizyonu onlara verelim ha. Peki ama onlar bizim televizyon niçin siyah beyaz diye sormazlar mı? Sorarlar. Ben de onlara. Burada böyle çekiyor. Gelin. Evet iyi düşünmüşsün. Güzel fikir. Yap, işlet, seyret. Çok şüpheci Oktay binbaşı vardı askerde. Onun alay dövüşü olduğu akşamlar acayip eğlenirdik. Komik bir adam. Yok yok şüpheci şüpheci her şeyden şüpheleniyor. Şimdi normal olarak ben subaya subay gazetesini kapatmadan önce sorumlusuyum ya. Olay birazında o akşam nöbetçi amir komutan kimse açarım telefonu. Komutanım emrin olursa vukuatsız olarak gazinoyu kapatabilir miyim derim. O da kapat der emredersin derim kapatırım. Her gece bu hikaye. Yalnız bu Oktay binbaşının nöbeti olduğu akşamlar şüphesi ya bu. Ben hiç bu kuhat lafı falan etmeden hafif tedirgin bir sesle komutanım ben bu gazinoyu kapatsam mı acaba? Herkes gitti ben de burada korkmaya başladım derim. Bu oda yeter Allah İbrahim denen adam bir vukuat mı var? Hayır komutanım vukuat sayılmaz da dış nizamiyeden iç nizamiyeye doğru bazı iri fareler hızla geçtiler derim. Allah Oktay binbaşı bütün alayı ayağa kaldırır. İner alayın ortasına alt pijama üst binbaşı. O fareleri ölü veya diri sabaha kadar istiyorum. Canlı olarak veya ölü olarak diye askeri sabaha kadar uyutmaz tamam mı? Ya fareden mi korkuyor? Her şeyden korkuyor. Şüpheci ya şüpheci dedim ya şüpheci. Şırnak'ta falan bulunmuş, operasyonlara katılmış, orada kafayı yemiş, gidip geliyor. Vietnam samandırası olmuş anlıyor musun? Askerler arasında bir yerden yatağına kavuşmak için alaydana kadar fare varsa alayını yakalar getirir, öldürür atar Oktay binbaşının önüne. Oktay binbaşı burada tabii mecburen beni çağırır bilir kişi olarak. İbrahim denen adam gel bak bakalım bu fareler senin gördüğün o fareler mi? Ben şöyle bir al mıyızı gözden bakarım bu farelere. Yok komutanım, ne alakası var? Nereden bulmuşlar bunlar bu fareleri? Nerenin faresi bu böyle cibil cibil? Adapazarı'nın mıdır? Askeri bir fırça esas fareleri istiyorum der Oktay binbaşı. İş operasyona dönüşür mü sana? Asker alayın dışına çıkar. Çevrede ne kadar fare varsa yakalarlar getirip öldürüp atarlar. Sabaha doğru falan gün doğarken ben o askere acırım da İbrahim olarak. Bak buraya dikkatimi çekerim. Acırım o askere ben İbrahim olarak da son gelen fare partisine şöyle bir göz atarım. Evet komutanım şunlar da hatta şu kaytan bıyıklı en önde gidiyordu. Derim de ben İbrahim olarak bak buraya dikkatimi çekerim o asker yatağına kavuşur. Yani benim orada piyade er olmama rağmen komutan gibi bir durumum da var. Her bok benden sorulur. Bir gün damamda keserim sıcak suyu. Kes İbrahim kes! Delikanlı olan soğuk suyla derim hamamda çıt yok. Ne kes be? 4 ay askerlik yaptım, 6 yıldır anlatıyorsun be! Bizim gibi 2 yıl yaptı, dinle bok yiyecektir onu merak ediyorum. Aydın dezmenledi bütün hikayelerini. Sana ayıp olmasın diye dinliyor. Ben biliyorum zaten bir başoktay fare hikayesini 3. anlatışı. Niye yes yeniden anlattırıyorsun? Her seferin aynı mı anlatıyorsun onu kontrol edin. Ya İbrahim, bizim Şişo bebek ne zaman gelecek? Bana ne be? Ayrıca sana ne? Sen de yapıcı gruptan mısın? Geldi onun şu bebek. Komiserimize ulaştı. Bugün koğuşumuza ulaşacak. Yapma ya. Getirsin derdi ya. Niye getirmiyor? Getirecek. Bir punduna getirince getirecek. Pundunu bekliyor.
Pundu biraz gecikmiş biliyor musun? Hep öyle ağırdan ağırdan alır ya o pundu. Ayağını sürüye sürüye. Küçük bir şey değil oğlum. Hayvan gibi patır. Şişmeyen diye kimse sulanmasın. Önce ben yapışım. Yok ya. Niye? Parasını ben verdim. Benim için fark etmez. Siz yapın ben her şey yaparım. Olurum be. Benim için fark eder. Ne fark eder İbrahim ya? Bahçede değil bu. Önce ben yapacağım. Olurum be. Sen yapacağım. Biz ondan sonra yapacağız. Onun istevki olmaz ki ondan sonra. İbrahim. Sen kerhaneye gittiğin zaman seçtiğin kadının daha önce becerilmemiş olmasını talep ediyor musun? Aynı durum değil ki. Aynı durum değil ki. Bu hiç aynı durum değil. Bir kere bir şişmemek daha hiç yapılmamış. Bence fabrikasında bir kere yapmışlardı. Kontrol için yani. Hani nasıl fabrikasında arabaya binip şöyle bir dolaşıyorlar, test yapıyorlar? Buna da ustabaşı falan binip bir kontrol etmiş. Şimdi tabii o ustabaşının hayvanları. Önce muzo yapacak diye bir kural yok. Senin yapman için de bir sebep yok. Lan yastır atarız, kibrit çekeriz. Ne çekilecekse çekeriz arkadaş. Hayır, önce ben yapacağım. Muzo o şişme bebek gelirken ben onu delerim, yaptırtmam. Manyaklısın sen İbrahim. Evet. Kalk. Merhaba arkadaşlar. Merhaba İbrahim, merhaba. Muzaffer. Evet, Muzaffer, Muzaffer. İbrahim, merhaba. Aydın. İbrahim. İbrahim olan sakata mı geliyor? Arkadaşlar, size çok güzel bir haberim var. Serbestsiniz, toparlanın, gidiyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Nereye isterseniz, suçsuz olduğunuz anlaşıldı. Yemezler. Tezgah açıyorlar. Arkadan vurup kaçıyorlar diyecekler. Hayır arkadaşlar. Yok, iyiyiz, çok iyiyiz. Amca yerleşiyoruz müdür bey. Zemin kayalık, çok memnunuz. Ya yazın en geldi. Suçsuzsunuz. Suçsuz olduğunuz anlaşıldı. Serbestsiniz. Nereden anlaşıldı suçsuz olduğunuz? Marketten parayı gasp eden, taksiyi gasp eden, sonra o kahveye molotof kokteyli atan üç kişi var ya. O üç kişi İstanbul'da bir kuyumcu dükkanını soyarken yakalandılar. Suçlarını itiraf ettiler, kabul ettiler. Böylece sizin suçsuz olduğunuz anlaşıldı. Hasan Efendi, sen arkadaşların idareyle olan ilişkilerini kes kes. Ha, bu arada ben de sizi odama bekliyorum. Bir kahve ikram edeyim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Durun bir dakika, bana bir şey olmaz. Osman Efendi, biz sahilden çıkıyor muyuz? Tabii ya, hadi çabuk toparlanın. Müdür bey kayfiye bekliyor. Artık giderken o yatağı, yorganı, televizyonu falan bırakırsınız he. Ne demiş Cemalettin Nabedit? Ne bu kayalar piyaz olmayan soğan. o hikaye işte. Ya başı başına yatıyormuşsunuz burada. Ben de sizi bir adam sanıyorum. Bir adam olmadığımız anlaşıldı yani. Osman Efendi, bizim şişme bebek mi olacak? Sen artık onu bana hediye etmiş o. Ben onu şişirtip bir yere sonra parayla yaptırır, yolumu bulurum he? Olur mu be? O zaman şişme pezevenk Osman derler. Ne dedik önemli değil. Parayı versinler, ne derlerse desinler. Ben artık haysiyet takılmıyorum oğlum. Maddiyat takılıyor. Arkadaşlar, tam buraya dikeceğim asmayı. En doğrusu müdürüm. Eyvallah tertip. Dur be tertip! Sol! Arkadaşlar, hadi bakalım.
geçmiş olsun. Sakın bir daha böyle şeyler yapmayın. Biz bir şey yapmadık ki. Öyle canım işte. Mahkum yolcu ederken ağız alışkanlığı söylüyorum. Bir şey yapmamakla kalmadık. 6 yıl 3 ay hapis yattık. Oluyor bazen böyle yanlışlıklar. Yanlışlık dediğiniz 6 yıl 3 ay. Devletten 6 yıl 3 ay alacak mıyız? Üçümüzün toplam alacağı 18 yıl 9 ay. Müdür bey, ben şimdi gitsem Enişteyn'e Asuman'ı öldürsem devletten ödeşir miyiz? Hayır. Tamam peki, Asuman kalsın, sıçayım ağzına. Yalnız enişteyi öldürsem. Olur mu İbrahim? O ayrı bir suç olur. Ya da ben 6 yıl 3 ay haybeye yatmışım. Ne yani, içeride her haybeye yatan dışarı çıkıp cinayet işlerse bunun sonu ne olur İbrahim? Tamam da müdür bey, o zaman içeride niye bu kadar çok haybeye yatan var, bunun sonu ne olacak? Müdür bey, şimdi biz 6 yıl 3 ay haybeye yattığımız için devletten bir tazminat alabiliriz. Hayır. Olur mu be? O zaman ben ne anladım bu yatışta anlı? Adalet dediğiniz de o kadar adil bir şey değil demek ki. Evet ama ne demiş Cemalettin Nabedi? Patıma mani lazım. Kanuna geçmez nazım. Şu gayrı faal sazım nasıl çalmaz şinanay. O hikaye işte. Ya. Müdür bey. Ha? Bu Cemalettin Nabedi. Kim? Bilmiyorum. Yolculuk ne tarafa? Hemen Ankara'ya gidip bir rakı içeceğiz. Ya buradan geçer zaten Ankara otobüsleri sırası. İlk otobüse binmemiz lazım. İbrahim'in acelesi var. Enişteyi öldürecek. Cinayetten önce bir rakı içeriz ama değil mi İbrahim? Ben Ankara'ya gelmem arkadaş. Ankara'ya geldi mi? Domuzu adamın başına bela açıyor. Kimin başına bela açıyor acaba? Tabii ben Burdur'dan doğrudan Siirt'e gitsem, sana Ankara'ya uğramasam 6 yıl 3 ay hapis yatar mı? Her bokserin yüzünden oldu Muzu. Ben Ankara'ya gelmem arkadaş. Sen Ankara'ya gidemezsin zaten İbrahim. Çünkü seni uzun bir tren yolculuğu bekliyor. Siirt'e birliğine katılman gerekiyor. Nasıl ya, hemen mi? Maalesef hemen. Ekip bekliyor. Jandarma! Siktir. Burdur'dan Siirt'e 6 yıl 3 ayda giden ilk keriz ben oluyorum herhalde.